Evet. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi katılımcılarımız bir taraftan katılmaya devam ediyorlar. Şu an yaklaşık bayağı bir ilgi olduğunu görüyoruz. İsterseniz biz yavaş yavaş başlayalım. Ben hemen kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü sizlere bırakacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Mart ayı itibariyle başladığımız İş Sağlığı Güvenliği temalı eğitim ve seminer serimize Haziran döneminde ara vermiştik. Şimdi tekrardan iki hafta önce yapmış olduğumuz bir seminerle bu aşılarla ilgili seminerle başlamış olduk. Şimdi tekrar sizinle periyodik olarak planlı programlı seminerlerimize devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz İstanbul Sanayi Odası olarak İş Sağlığı Güvenliği kapsamında çeşitli çalışmalarımız var. Bununla birlikte sürdürülebilirlik konusu var. Hepimizin malumu olduğu, bildiğimiz. Ve İstanbul Sanayi Odası olarak önümüzdeki dönemdeki temel vizyonumuza koyduğumuz temel unsurlardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Ve sürdürülebilirlik teması altındaki 5 ana odak noktasından bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de gerek sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde bu çalışmalarımızı devam ettiriyor olacağız. Bugün bu seminerle başlıyoruz. Önümüzdeki hafta ve sonraki haftanın programlarını da ilan ettik. Nuri Bey ile bu kapsamda bu ilk 3 eğitimimizin 2 tanesini Nuri Bey ile yapıyor olacağız. Bir tanesi bugün yapacağımız iş sağlığı ve güvenliğinde disiplin. Diğeri de yine iş sağlığı güvenliğinde ilk amirleri kazanmak isimli. Önümüzdeki haftada Alparslan Bey ile yine bu konuda yakından tanıdığımız, bildiğimiz, birlikte seminerler de düzenlediğimiz bu konunun Nuri Bey gibi duayenlerinden olan Alparslan Bey ile davranış odaklı iş sağlığı güvenliği bilinci konusunu işliyor olacağız. Ben tüm konuşmacılarımıza vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. Nuri Bey zaten artık hani bu zannediyorum 3 veya 4. birlikte düzenlediğimiz. Sizinle 3. Evet. Evet. Bu nedenle vermiş olduğunuz destek için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben artık sözü size bırakıyorum. Buyurun Nuri Bey. Çok teşekkürler Murat Bey. 500'e yakın katılımcı var. Gerçekten bu rakamlara ancak İstanbul Sanayi Odası ulaşıyor. Hem odanın tüm faaliyetleri çok çok faydalı herkes için. Çok sıkı takip etmek gerekiyor. Hem de ülkemizde iş sağlığı, iş güvenliği alanının öncü rollerinden birini üstlenmiş oluyor. Gerçekten de çok ben de katıldım. Çok faydalı seminerler ve katılımcı belgesi düzenliyor. Murat Bey, gerçekten burada sizin de şahsınızda İSO'yu kutluyorum. Ama sizin ne kadar çalışkan, titiz, güler yüzlü, olumlu bir lider olduğunuzun da altını çizmek istiyorum. Siz de bu ülkeye çok faydalı olan bu seminerleri yurdun dört bir tarafından, belki yurt dışından da görüyorum katılımcılar. Yurt dışından katılanlarla birlikte düzenliyorsunuz ve herkes bunları daha sonra işlerinde, bu bilgileri umarım işlerinde kullanabiliyorlar. Belki alamayacakları, gelemeyecekleri ya da fırsat bulamayacakları bir eğitimi ya da bir atölyeyi almış oluyorlar. O yüzden İSO'ya da size de Murat Bey çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Hemen burada bir dipnot daha eklemek istiyorum. Tabii ki bu çalışmalarımız sadece eğitim ve seminerler değil. Çeşitli projelerimiz olacak. Hatta önümüzdeki dönemde iş sağlığı güvenliği yönünde büyük ihtimalle kesinleşmemiş olmakla birlikte bir sertifika programıyla da yine karşınızda olacağız. Burada ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bir tanesiyle işbirliği içerisinde olacağız. Hatta bugün öğleden sonra da yine bu kapsamda bir toplantıya katılacağım. İnşallah çok daha faydalı olacak işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki projeler olmadan olmayacak. Farklı projelerle şu an burada bizi izleyen katılımcılarımızın da özellikle sanayi kuruluşlarında çalışan, görev yapan katılımcılarımızın da desteğini alarak çeşitli projeler yapabileceğimizi düşünüyoruz ve istiyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz üniversite işbirliğinde ve sertifika programında. Biz de destek olmak isteriz. Hiç gözükmemize de gerek yok. Her zaman yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Çok teşekkürler Nuri Bey. Ben izin verirseniz sunumu... Tabii ki. İnşallah bir aksilik olmadan paylaşabilirim.
Hemen şunu da ekleyeyim. Yine klasik standart formatımızda olduğu gibi Nur Bey'in sunumunu dinleyeceğiz. Son kısımda, son yarım saatlik kısımda da katılımcılarımızdan gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Soru cevap kısmımız olacak. Bunu da arada hatırlatmış olayım. Siz de benimle olursunuz değil mi soru cevap kısmında? Tabii ki, tabii ki. Soru cevap kısmında zaten soruları ben size yöneltiyor olacağım. Yılların iş sağlığı, iş güvenliği uzmanısınız ve derin bir deneyiminiz var. Lütfen siz de sorularda benimle birlikte olun. Beraber cevaplamaya çalışalım. Bilebildiğimiz kadarıyla tabii ki. Her şeyi de bilmiyoruz. Hala öğrenciyiz. Hala öğreniyoruz. Hala okuyoruz. Değerli katılımcılar, tekrar merhaba. Bugün disiplin konuşacağız. Tartışmalı bir konu. Yani disiplini ne kadar uygulayacağız, ne kadar uygulamayacağız? Uygulamaya uygun bir organizasyon yapısı var mı? Organizasyonun kültürü o disiplini emebilecek tarafta mı? Yoksa belki de reddedebilecek tarafta mı? Nasıl hazırlayacağız? Organizasyon hazır değilse disiplin uygulamaya nasıl hazırlayacağız? Ve disiplin kelimesinin ceza kelimesiyle çok da böyle benzer duygular uyandırdığı bir dünyada biz ne yaparsak bu disiplin meselesi itici bir mesele olmaktan çıkar da herkesin hak verdiği bir alan olur, onu tartışacağız. Her zamanki gibi ben iş sağlığı, iş güvenliğinde bir konuyu konuştuğumda tam sistemin neresine denk düşüyor? Bir biliyorsunuz alameti farikamız var. O alameti farika üzerinden ben size açıklamaya çalışayım. Yani her şeyi biz bu şeyle başlıyoruz. Bu parmak iziyle başlıyoruz diyelim. Bizim dönüşen adamın parmak izi. Şimdi kaza nerede oluyor? Çalışma ortamında oluyor. Peki bu çalışma ortamı neden oluşuyor? Çalışanlardan, iş üretim süreçlerinden veya hizmet süreçlerinden ve de tesis ve ekipmandan oluşuyor demiştik. Bunu her seferinde ben böyle bir 2 dakika, 3 dakika anlatıyorum. Yani sadece çalışanlar yaratmıyor kazayı. Bunu bir kere ortaya koymak lazım. Yani iş sağlığı sorunlarını sadece çalışanlar yaratmıyor. Süreçler, tesis ekipman ve çalışanların birleştiği noktada ortaya çıkıyor. Bu süreçten çalışanları çıkarsak ki gitgide otomasyona geçen dünyada çalışan sayısı tesis ekipman ve sürecin içerisinden yavaş yavaş çıkıyor. Mesela otomotivde çok çok azaldığını söylemiştik daha önce değil mi? Veya benzer yerlerde. Dolayısıyla çalışanların olduğu her yerde kaza da beklenmesi gereken bir şey oluyor demiştik. Devam edelim. Bir saniye. Evet, buradan anlatıyorum. Bu Zoom şeye izin vermiyor. Parçalanmış slaytlara. Şimdi çalışma ortamını etkileyen ne vardı? Sol tarafta bizim her gün yaptığımız klasik iş sağlığı, iş güvenliği işleri var. Ya da başka bir tabirle teknik emniyet var. Tehlikelerin durmaksızın belirlenmesi ve bertaraf edilmesi, becerilerin arttırılması, bilginin arttırılması, değil mi? Eğitimlerin tanzim edilmesi, verilmesi. Sonra politikalarımız ve standartlarımız var. Bir de maruziyet azaltma mekanizmalarımız var. Maruziyet azaltma mekanizmaları neydi? Yabancıların safe systems of work dediği, güvenli çalışma yöntemlerinin olduğu alan. Burada iş izinlerimiz var, etiketleme, kilitlememiz var, sayısız ilginç proses güvenliği var. Yani klasik İSG'nin biraz daha derinleştirilmiş hali olan ve teknik emniyetin ayrılmaz parçası olan güvenli çalışma yöntemlerimiz var. Şimdi diyoruz ki biz sadece bu yöntemler çalışma ortamını kaza ve hastalıklardan arındırmaya yetmez demiştik, hatırlıyorsunuz. Ne lazım? Sağ tarafında bu sistemleri kurduktan sonra başarılı olmasını ve sürdürülmesini sağlayan sağ tarafta organizasyonel destek sistemler var. Neydi onlar? Doğru kişileri seçmek, gerek yönetime, gerek orta kademeye, gerek ön cephe çalışanlarına. Mavi yaka yerine ön cephe çalışanları diyelim. Çünkü en çok onların başına geliyor bu olaylar. Ondan sonra yapımız var, raporlama ilişkilerimiz var. Yani şirketin içerisindeki yapı var. Daha sonra ne var? Biz insanlara ne zaman başarılı diyoruz, ne zaman başarısız diyoruz veya ne zaman terfi ettiriyoruz? Performans yönetimimiz var. Yani iyi iş sağlığı, iş güvenliği üreten bir orta kademe, üst kademe yöneticisi, iyi iş sağlığı, iş güvenliği üreten bir ön cephe çalışanıyla üretmeyen bir çalışan
aynı olmamalı demiştik. Çünkü eğer aynı olurlarsa katılım azalıyor sürece demiştik. Ve iyi yapmak isteyenler de bir müddet sonra teslim oluyorlar demiştik. Başka ne var? Yine sürdüren, soldaki teknik emniyeti sürdüren ödüllendirme ve tanıma. Yani iyi yapanların, iyi yapanları gördüğümüz, gördüğümüzü kanıtladığımız ve onları tanıyıp tanıttığımız bir destek sistemi var. Bu iki sistem doğru çalıştığında çalışma ortamındaki kaza ve hastalıklardan sürekli olarak ve hızlıca kurtuluyoruz. Sadece sol taraf düzgün gitse bile orada istediğimiz amaca, istediğimiz zamanda ulaşamıyoruz demiştik. Bütün bunları da şirketin, kurumun kültürü desteklemeli demiştik bu sol ve sağdaki çalışmaları. Ve liderlikte kültürü oluşturan anne babanın evde kültür oluşturduğu gibi liderler şirkette kültürü oluşturduğu için liderlerin de kültürü destekleyerek ama aynı zamanda hem teknik emniyeti hem sürdürülebilir organizasyonel sistemleri destekleyerek tüm liderlik kademelerinden bahsediyoruz. İlerlemesi lazım demiştik. Peki disiplin bu şemanın neresinde? Disiplin bu şemanın her iki tarafında. Yani mesela bu politika ve standartlar tarafında disiplin. Cursor'ımı umarım görüyorsunuzdur. Burada politika ve standartlarımızın içerisinde hatta tek başına bir politika ve standart olarak da yer alabilir. Bir disiplin prosedürü çoğu şirkette vardır ama tabii ki bunu iş sağlığı, iş güvenliğine uyarlanmış hali farklı bir standardı gerektirir. Bir de burada ne var? Performans yönetiminde de işin içine giriyor disiplin. Yani hem solda hem sağda faydalı. Faydalı. Kötüsü var, iyisi var. Onları konuşacağız birazcık. Nerede olduğumuzu bir görelim. Şimdi tabii ki iki ayrı görüş var. Nedir bu iki ayrı görüş? Bir tanesi eğer biz kuralları koyduysak buna herkes eksiksiz uymalı, uymayanı yakarız tarzı bir radikal görüş var. Bir de şöyle bir görüş var. Hiç disiplin uygulamayalım, tamamen çalışanların katılımını sağlayacak uzun vadeli programlar yapalım. Ve o uzun vadeli programlarla kimsenin canını yakmadan, kimseye ceza vermeden, kimseyi disiplin uygulamalarına sokmadan devam edelim. Şimdi bu iki ayrı görüşün ikisi de eğer böyle radikal uygulanırlarsa çok iyi değiller. Bir orta yol bulmamız lazım. Ama neye göre bir orta yol bulmamız lazım? İşte bunları birazcık konuşacağız. Yani sıfır disiplin asla olmuyor. Sadece çalışan katılımının beklemek, yani onların tüm süreçlere katılımlarını beklemek, mükemmel bir huzur içerisinde olmaya çalışmak da çok yanlış olabilir. Dolayısıyla bunları tartışacağız. İşe yaramayanlara bakalım. Yani nedir işe yaramayanlar? Şöyle büyütelim. Şimdi disiplin neden uygulamak zor? Herkes kendi adına bunu düşünüyor. Bir kere kolay bir şey değil uygulamak. Mesela soru şu, disiplin uygulayarak ne başarmaya çalışıyoruz? Veya disiplin uyguladık ve hatta bu uygulamamızı bütün organizasyona gösterdik. Hatta isim de belli oldu vesaire. Neden istenilen etkiyi doğurmuyor? Bunlar işte kafamızı karıştıran konular. Şimdi 5 tane hata var bu işte. Biz neyi ödüllendiriyoruz? Değil mi? Ve nasıl bir davranışı pekiştiriyoruz? Bir yönetici olarak, iş sağlığı, iş güvenliği sorumlusu, uzmanı, müdürü olarak nasıl, neyi ödüllendiriyoruz? Nasıl bir davranışı pekiştirmeye çalışıyoruz? Ve burada ne kadar net mesaj veriyoruz? Çok önemli. Çünkü bunu anlatacağım birazdan. Devam edelim şu şeye. Ön yargı, yani bir tanesi tutarsızlık. İlk slaydı kaçırmayalım. Tutarsızlık. Yani riskli davranışı mı biz cezalandırıyoruz yoksa kaza sonrası bir yaralanmayı mı cezalandırıyoruz? Burada çok önemli bir nokta var. Riskli davranışta bulunan kim olursa olsun herkesi mi cezalandırıyoruz yoksa seçtiğimiz bazılarını mı cezalandırıyoruz? Burada işte işler karışıyor. Şimdi insanlar bir de aksiyonlarının sonunda yani kötü bir şey, hatalı bir şey yaptıklarında veyahut da doğru bir şey yaptıklarında bu davranışlarının sonucunu görüyorlar. İyi anlamda da kötü anlamda da. Mesela risk alıyor,
zaman kazanıyor. Kimse görmüyor, kimse bir şey söylemiyor. Bu davranışın oturduğunu biliyoruz. Bu davranış oturuyor, sonradan da onu oradan sökmek, atmak o davranışı çok zor oluyor. O yüzden riskli bir davranış ya da şirketi de riske atan, diğer insanları riske atan bir davranışın bir sonucunun olması gerekiyor. Bu sonuç illa disiplin midir, ceza mıdır? Tartışacağız. Neyi ödüllendirmek çok önemli. Neyi ödüllendiriyoruz, nasıl bir davranış bekliyoruz demiştik. Ve şimdi üçüncü şey, beş gecizli hatadan üçüncüsü, kendi davranışlarımızı yorumlarken başkasının davranışını yorumlama yöntemimiz. Yani biz ne yapıyoruz, nasıl gözüküyoruz etrafa ve diğerlerinin davranışıyla bizim davranışımız arasındaki mesafe ne kadar, yani adil olmak, önyargısız bir adalet kavramıyla bu meseleye yaklaşmak lazım. Disiplin ne kadar caydırıcı olarak kullanılabilir? Gerçekten etkili oluyor mu? Duyduklarımızdan mı daha çok etkileniyoruz davranışlarımız, yoksa kendi deneyimlerimizden mi etkileniyoruz? Bunları konuşacağız. Ve tabii ki yüzeysel bir bakış açısının bize neler kaybettirdiğine bakacağız. En çok da nerede hata yapıyoruz? Kural ihlali varsa onun sebebini anlamayı pek denemiyoruz. Biraz bizim ülkemize de özgü bir şeydir. Kesip atmayı, kısa kesmeyi azıcık seviyoruz. Bu kural ihlali ilk miydi? Daha önce kimse görmemiş miydi? Bunları konuşacağız. Şimdi bu noktada bir örnek vermek istiyorum ben. İzmir'de bir müşterimizde bir ucuz atlatma oldu. Bir trafik kazası, bir servis kazası, bir ucuz atlatma oldu. Ve bu ucuz atlatmadan önce de servislerde özellikle kemer takılması konusunda çok ciddi ricalarda bulunulmuştu. Ricaların altını çiziyorum. Ricalarda bulunulmuştu. İşte araç içlerine bir takım stikerlerle emniyet kemerini anlatan, öven şeyler, faydalarını gösteren şeyler yazılmıştı. Fakat bir türlü işte %10, %15'lik bir şeyi, başarıyı, emniyet kemeri takma davranışını elde edemiyorduk ucuz atlatmadan önce. Ucuz atlatma oldu. İki kişi, belki üç kişi yanlış hatırlamıyorsam, hafif yaralandı. Ve tabii ki kaza araştırıldığında çok büyük bir potansiyeli olduğunu gördük. Ardından bir disiplin uygulamasının bana sorulan şu: burada bir disiplin uygulayabilir miyiz? Takmayanı cezalandırabilir miyiz dediler. Ben de şunu sordum onlara. Şimdi dedim, kaza olduğunda emniyet kemerini takmayanları cezalandırabilir miyiz? Bence dedim hayır. Neden? Çünkü zaten %90 takmıyor. %90'ı emniyetsiz davranışta bulunan bir şirkette sorun genellikle emniyet kemerini takmayanlarda değil, sorun genellikle şirketin bu alandaki çalışmalarının, hizalanma çalışmalarının eksikliğindendir dedik. Yani disiplin ne zaman uygulanıyor? Güvenli bir davranış iyice oturduktan sonra onu yapmayan, o güvenli davranışı ortaya koymayan veya tersini yapan insanların sayısı az ise ancak disiplini uygulayabiliyorsunuz. Kaza oldu, baktınız, diyelim ki bir forklift operatörüyle ilgili bir kaza. O forklift operatörü normalde gitmemesi gereken bir hızda gitmiş veya yapmaması gereken bir dönüşü yapmış veya bir yaya geçidinde tehlikeli bir hareketini gördünüz. Hemen disiplin için şunu düşünmemiz gerekiyor. Diğer forklift operatörleri de bunları yapıyorlar. Çünkü eğer böyleyse o kişiye bir kaza sonrasında bir disiplin uygulamak çok tartışmalı bir konu olur. Yani bu tuttuğunu yakalamak, tabir edilen Türkçe'de tuttuğunu yakalamak veya kaza olduğunda disiplin uygulamak belki de yapabileceğimiz en büyük hatalardan biridir. Eğer bu forklift operatörü diğerlerinin tam tersi şekilde herkes doğru davranırken yanlış davrandıysa ve biz bunu tescil ettiysek, gördüysek, o zaman belki bir disiplinin en hafif yöntemi bireyle oturup konuşmaktır. Yani diğerlerinin önünde değil, en iyi yöntem onunla bir kapalı yerde, belki iki yönetici olarak, tek bir iş güvenliği yöneticisi olarak değil, belki üretimden veya yönetimden biriyle birlikte onunla konuşmaktır.
Bu konuşmalardaki altın kural iki kişi olmaktır. Bu iki kişi en önce kendi aralarında nasıl konuşacaklarına karar verirler ve ilk yapacakları şey bu davranışı neden sergilediğini anlamaktır. Yani bu saydığımız 5 hatayı giderebilecek şeylerden bir tanesi. İşe yarayan ne? Neler işe yarıyor? Mesela bir kere esas olarak insanlar riskli bir davranışı o davranıştan elde ettikleri pozitif sonuçlar için yapıyorlar. Ve tabii ki elde ettiği sonuç hızlıysa, yani zaman kazandıysa, övgü aldıysa, rekor kırdık, övgü aldık, kesin bir sonuç aldıysa, o davranışı yapmak için ortam çok müsaittir. Bir işi riskli yapmak her zaman daha kolaydır. Yani gidip bir iş izni almanız gerekiyor. Bir petrokimya tesisindesiniz. Fakat bu iş iznini almak neredeyse yarım saat, bir saat sürüyor. Ve çeşitli insanları görmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir müteahhit personelisiniz. Hak edişinizi bir an önce almak için ekip hızlıca çalışmak ve günün sonunda belki size verilen işi bitirmek zorunda. Ama bu iş iznini kovalarsanız süreniz uzayacak. Belki yarın bitireceksiniz işi. Üstelik de işinize karışacaklar ve belki de yanınızda olmayan alet ve edevatı isteyecekler. İşte bir atmosferik ölçüm yapmadıysanız bunu tekrar tekrar yapmanızı isteyecekler işin her aşamasında. Ölme eşeğin ölme diyen müteahhit personeline müteahhit. Eğer onları zorlayan bir durum yoksa ve bu yaptıkları görülmeyecekse o iş iznini almayı reddedebilirler. Değil mi? Şimdi diğer müteahhitler ve bu müteahhit hepsi aynı anda buna benzer şeyler yapıyorsa, sadece iş sağlığı, iş güvenliği departmanı yırtınıp ya böyle yapmayın diyorsa, ancak şirketin diğer bölümleri ya bırakın müteahhitler işini yapsın, bırakın iş bitsin diyorsa, burada tutup da yine aynı şekilde o müteahhide sert bir disiplinle yaklaşmak, değil mi? Kaçırdığı bir iş için, kaçırılan bir sürü iş varsa, ilginç sonuçlar doğuruyor. Çünkü neden? Adalet duygusu zedeleniyor. Çünkü diyor ki hiç kimse iş izni almadan bir sürü iş yapıyor. Niye kabak benim başıma patladı? Niye kara kuzu ben oldum? Bunu diyor. Dolayısıyla disiplini iyi kullanmanın esası şu. Uygulamayı oturtmadan birini yakalayıp aman diğerlerine örnek olsun diye bir hareket yaptığımızda, bir ceza verdiğimizde, bunu bütün organizasyona yaydığımızda tek bir şey oluyor. Olayın kökenine olan inancı arttırmış olmuyoruz. Sadece polis olduğunda, polis varlığında, polis gözetiminde demek ki biz iş izni almalıyız gibi bir ders çıkarıyorlar. Bir taraftan da cezayı alan, disipline uğrayan kişiler, şirketler veya bölümler büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorlar. Ve sonuç olarak ne yapıyorlar? İş sağlığı, iş güvenliği uzmanından, müdüründen ve sisteminden de iyice soğuyorlar. Soğuyorlar. Bu alanı neşesiz, zor bir alan olarak görüyorlar. Yani risk... Nuri Bey, hemen bir şey yapayım. Tam ekran yapabiliyor muyuz sunumu? Tabii ki. Nasıl? İki arkadaşımız da sesle ilgili bir problemden bahsetmiş ama ben de şu anda katılımcılarımızla aynı platformdan izliyorum. Sesle herhangi bir problem görmedim. Karşılaşmıyoruz seste. Dolayısıyla arkadaşlarımızın kendi sistemlerini kontrol etmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Seslerini, bilgisayarın seslerini açabilirlerse bende de bir sorun yok gibi. Ben de yani şu an Nuri Bey'le zaten sizinle aynı ortamda değiliz. Ben de katılımcılarımızla aynı şekilde internet üzerinden izleme modundayım. Dolayısıyla sesle ilgili bir problem en azından ben yaşamadım, görmüyorum. Dolayısıyla kendi sistemlerinizi kontrol edebilirseniz iki arkadaşımız yazmış. Daha iyi olur. Buyurun Nuri Bey. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi diğer bir esas şu. Düzgün davranan bireylere bir mahalle baskısı var mı? Yani düzgün davranan, riskli davranışlardan kaçınan ve elinden geldiği kadar bu alana önem veren, işini bu alana önem vererek yapan bireyler diğerleri tarafından ayıp olarak karşılanabiliyorlar. Bir örnek vermek isterim. Zamanında bir Opel Astra arabam var. Ön camına bir taş geldi uzun yolda. Sonra kasko şirketini aradım. Onlar da beni yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Bağcılar tarafında işi sadece cam
düzeltmek, değiştirmek olan bir yere gönderdiler. Seneler önce oluyor bu olay. Ve ön cam tabii ki düzgün bir şekilde şey yapıldı, parçalandı. Arada bir yapışkan malzeme olduğu için çok da dağılmıyor. Fakat onu çıkarttıkları zaman arabanın ön camının iç şeyinde, çerçevesinde cam parçaları kaldı. Şimdi bu son cam parçalarını da almak için ben de seyrediyorum uzaktan. Gözümde de güzel Bole marka bir gözlük vardı, böyle BTC projesinde çalışırken aldığım. Onu da taktım uzakta olmama rağmen, korktuğum için, korkudan kaynaklanıyor. Uzun bir tornavidayla arabanın ön cam çerçevesinin, kauçun içerisindeki artık camları çıkartmaya başladı. Ben de yaklaştım, ya dedim bir dakika müsaade eder misin, bir dakika durur musun? Bak dedim, çok güzel bir gözlüğüm var. Bu aslında kayak gözlüğü markasıdır. Oldukça da iyi bir gözlüktür. Kenar koruması da var. Bunu takarak çalışırsam en azından dedim, gözlerini ikide bir de böyle yaptığın işten ayırman gerekmez. Çünkü çok korkarak, korka korka yapıyor. Belli ki bir şeyler başına gelmiş. Bu arada benimle birlikte belki 10 arabanın orasının burasının camları değişiyor. Şimdi abi dedi, bizim dedi gözümüze devamlı cam kaçıyor. Tabii ben orada iş sağlığı, iş güvenliğiyle ilgileniyorum, bu işten anlıyorum falan demedim. Normal bir vatandaş gibi yaklaştım. Hatta dedi tuvalette cımbızımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. Göze kaçınca da çıkartıyoruz. Hiç bugüne kadar kör olan olmadı vesaire dedi. Yani burada beklediği sonuç ne? Sonuç var. Bir ufak yaralanma, belki bize, çocuğumuzun başına gelse inanılmaz tepki duyacağımız bir şey. Onlar için standart bir şey olmuş. Ve bir takayım abi dedi. Bu arada gözlüğü verdim. Taktı, gerçekten de çok güzelmiş dedi. Hiç böyle buharlanmıyor vesaire. İşine devam etti. Gerçekten dedi insan korkmadan çalışabiliyor böyle dedi. Halbuki belki bir tam yüz maskesiyle çalışması lazım. Ama o gözlük onu rahatlattı. Çok da şık bir gözlük. Hemen yandan birisi şöyle dedi, adını hatırlamıyorum. Mehmet, vay artist dedi. Aynen böyle dedi. Vay artist. O öyle deyince diğer arkadaşları da baktılar. Çok da yakışmıştı gözlük. Genç, hoş bir çocuktu. Arkadan biri daha bir laf etti. Oo yakışıklı falan filan dedi. Bana döndü çocuk ve dedi ki, abi ben bunu takmasam daha iyi olacak. Ve çıkarttı. Gözlüğü çıkarttı. O kadar iş sağlığı, iş güvenliğinden ayrı, uzak bir yerdi ki anlatamam size. Yani iyi bir şey yapan, bundan da hoşlanan, fayda da gören birini diğer organizasyonun diğer üyeleri bir artistlikle, bir aptallıkla, bir saflıkla, naiflikle suçladılar. Dolayısıyla diğer konulardan bir tanesi disiplini kuracaksanız, bir kere böyle bir organizasyona böyle bir yaklaşımı eğitimlerle önce yok etmek gerekiyor. Şimdi biz eğitim deyince ne diyoruz? Eğitim belki çok sert, sağlam, kazaları geçirmeyen bir duvar örmüyor ama sık yapıldığında, tekrar ettiğinde sarı bir telefon fihristinin yapraklarının birleşmesi gibi sağlam bir duvara dönüşüyor. Yani disiplin kuracağımız, daha doğrusu yaygın güvenli davranışı beklediğimiz alanda gerçekten de çok basit, etkin, hızlı, herkesin anlayabileceği kısa kısa eğitimler verilmesi gerekiyor. Veya bu çalışmanın bir afiş sistemiyle tekrar edilmesi gerekiyor. Güzel bir uygulama mesela Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası ile yaptık. 2021 yılının sanırım ilk 3 ayında, onlar her sene yapıyorlar. Bizim gibi başka bir sürü şirketle de çalışıyorlar. Makine emniyeti konusunda bir şey yaptılar, çalışma yaptılar. Yani afişler hazırladılar, küçük filmler hazırladılar, eğitim seti hazırlandı. Yemekhanedeki şeylerinin tabak altlıkları, kağıt altlıkları bastılar ve bütün çimento fabrikalarına, belki 52-55 tane çimento fabrikasına bunları gönderdiler. Yani mesela bir işveren sendikası olarak bence inanılmaz bir iş çıkarttılar. Ve burada hem geniş bir eğitim, hem kısa bir versiyon, hem afiş, hem tabak altı, hem de çimento fabrikaları da aldılar bu modülü. Umuyorum ki çok büyük bir kısmı bu modülü kendilerine göre birazcık elleşleyip, değiştirip, düzeltip kendileri de makine emniyeti konusunda bir eğitim verdiler. Çünkü çimento sektöründe makineler korkunç. Yani motor dediğinizde onlar başka bir şey anlıyorlar. Biz başka bir şey anlıyoruz. Devasa motor, bir oda kadar. Onu indirmesi, kaldırması, bakması, korkunç kuvvetler söz konusu. Değirmenler, fırınlar
Orada makine emniyeti başka bir şey. Dolayısıyla bir disiplin kuracaksınız mesela makine emniyeti konusunda sıkı bir program gerekiyor. Ha, sonra bakıyorsunuz güvenli davranışlar çoğalıyor. İnsanlar birbirleriyle dalga geçmeyi bırakıyorlar. Zaman kazanmak adına riskli davranışlar azalıyor. O azalan davranışlar bir yere geliyor. Artık ayıp hale gelmeye başlıyor güvensiz davranmak. Ve o ayıbın üzerine işte o zaman tutup işte projenizin belki 3. ayında 6. ayında böyle bir kampanya propaganda yürüttükten sonra artık şunu demeye hakkınız oluyor. Lütfen makine emniyetiyle ilgili XXX alanda böyle yapmayın. Çünkü bundan sonra bizim için kabul edilemez bir davranıştır. Ve bu konuda biz şöyle 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 bir şey yapacağız. Bir aşamalı disiplin uygulayacağız diyebiliyorsunuz. Örnek olsun diye anlatıyorum. Ve bu kesin olmalı. Yani bu görüldüğü anda, bakın burada prensipler var. Görüldüğü anda ya o bizim 20 yıllık ustabaşımız, böyle bir şey yaparsak çok alınır. Veya işte bunu yapan bir üretim mühendisi veya bir vardiya amiri, üst düzey bir çalışan veya bu kişiyi daha yeni aldık, bilmiyor filan derseniz, işte o zaman kesin sonuç olmayacağı için adamına göre, insanına göre muamele yapılacağı için disiplin yine büyük bir haksızlık ve adalet duygusunu zedeleyen bir uygulama olarak algılanacaktır. Hele bir de sendikal olarak da karşınızda kuvvetli bir grup varsa bütün bunların arasına bir de sendikanın değil mi? Sendikanın taahhüdünü ve desteğini almak, onlarla önceden konuşmuş olmak lazım. Bir de burada sendika gibi bir şey var. Dolayısıyla eğer herkesin emniyetsiz davrandığı bir yerde tutup birini emniyetsiz davrandığı için ya da kaza yaptığı için suçlarsak bu hoş bir durum olmuyor. Şimdi bir de diyelim ki bu tip çalışmalardan 7-8 tane yaptık. Şimdi biz yabancıların, Amerikalıların çıkarttığı bu altın kuralları unutmayalım. Altın kural daha önceki seminerlerde de bahsetmiştik. Amerika ve İngiltere'de altın kural demek şu demektir. Mesela okul 9'da başlar. Yani 8.30'da başlar. Geç kaldın mı sınıfa giremezsin. 8.35'te gelirsin. Müdüre gidersin. Mutlaka müdüre gitmek zorundasın. Veya bunun için çalışan bir memura gidersin. Sebebini söylersin. O eğer izin veriyorsa ve öğretmenin de huyları falan düşünerek o sınıfa girersin. Ya da 2 saat dersi kaçırırsın. Benim İki kızım da Fransız okullarında okudu. Geç kaldıklarında tek bir kural vardı. Asla ve asla sınıfa giremiyorlardı. İlk iki ders. Şimdi buna altın kural diyorlar. Altın kural ne demek? Ya hep ya hiç. Bizde altın kural deyince kimse bir şey anlamıyor. Çok güzel bir örnek vereyim. Foreccia diye bir şirketi ziyaret ettik. Sevgili Erhan da bu seminerlere katılıyor. Çok çok iyi bir iş sağlığı iş güvenliği müdürüdür. Üretimden de, kaliteden de çok iyi anlayan, çok iyi bir dostum, arkadaşım. Foreccia bir Japon şirketi, otomotiv yan sanayinde. Çok güzel, gerçekten müthiş büyük bir şirket Bursa'da. Oraya gittim. Orada mesela Japon genel müdür, altın kuraldan Japonlar da Türkler de anlamaz. Bunun adı sıfır tolerans kurallarıdır diye değiştirmiş adı. Yani Türkçe'ye altın kural diye çevirmemeniz lazım bunları. Bunlar sıfır tolerans kurallarıdır. Yani Amerikan ve İngiliz kültüründe biz bunlara tolerans göstermeyiz dedikleri kurallardır. O yüzden altın kuralların bilinmesi lazım. Neydi altın kural? Bilmeyenler için ufacık tekrar edelim. Şirketin başına gelmiş, şirket çalışanlarının başına gelmiş içeride, dışarıda, her durumda en çok başına gelmiş kaza ve hastalık sebeplerinin bulunması, bu kaza ve hastalık sebepleri arasında bizi en çok vuranların arkasında yatan kural ihlali, uygulama sorunu, alet edevat sorunu, destek sorunu neyse onun altını çizen bir sıfır tolerans alanıdır. İş izni mesela, benim eski şirketim BP'de iş izni sıfır tolerans alanıydı. İş izni almadan bir şey mi yapıyorsun? Bay bay. Seni sahanın dışına gönderirler. Sonra patronlar konuşurlar. Yani o anda işin biter, durur vesaire. Tabii bu eski zamanlarda böyleydi. Uzun süredir orada değilim. 2002'de ben ayrıldım. Ama şimdi de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Veya işte ne bileyim,
hata affetmeyen proses güvenliği çalışmalarında statik elektrik yaratabilecek veyahut da çakmak, sigara falan filan gibi bir şeyle o ex ortama da bulunmak. Yani bay bay. Hiç af yok. Konuşmak bile yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Bununla ilgili bir sıfır tolerans kuralı var. Herkese anlatılmış. Her yerde afişleri var. Tekrar tekrar eğitimlerde söyleniyor. Yapan kalmamış. Yapana deli gözüyle bakılıyor. O zaman disiplini en sert şekilde uyguluyordu şirket. Ama eğer insanlar altın kuralları anlamadılarsa veya altın kurallar bir sıfır tolerans alanı olarak gözükmüyorsa o zaman altın kural da ne yahu diyorlar. Özellikle programın başladığı zamanlarda. O yüzden altın kural ismini çok ciddi irdelemenizi rica ediyorum değerli meslektaşlarım, uzmanlar ve bu alana ilgi duyan değerli katılımcılar. Altın kural lafı bize uymuyor. O yüzden burada mümkün olduğu kadar başka bir isim de bulabilirsiniz ama sıfır tolerans veya tolerans göstermeyeceğimiz alanlar demek lazım. Eğitimlerini verirken de son bölümlerde hani bu bizim anlayış gösteremeyeceğimiz, bundan dolayı çok kaza yaşadığımız, bir sürü insanın yaralandığı, hastalandığı, belki ölümle burun buruna geldiği veya hayatını kaybettiği durumlardan geliyor bu altın kurallar. Dolayısıyla bunları sürekli açıklayacağız. Herkes katılana kadar da bunlara devam edeceğiz. Ardından da artık sıfır toleransa yakın bir isim bulacağız. Öyle uygulayacağız. Yani disiplini sağlamanın yolu bu. Geçmiş kaza ve hastalıklara bakarak altın kuralları belirlemek, bunları sıfır tolerans noktasına getirmek, ondan sonra disiplin uygulamaya hak kazanmak. Öyle dersek daha doğru olur. Şimdi ikinci konu, disiplini doğru uygularken bireyin o emniyetsiz davranışı veya riskli davranışı yapmak zorunda olup olmadığının analiz edilmesi. Yine bir örnek vereyim. Bir çok değerli müşterimiz, iki küçük tesis, birbirine çok yakın, bir makaslı kaldıraç var. Bu makaslı kaldıracı paylaşmak durumundalar. Neden? Çünkü birinde 50-60 kişi çalışıyor, birinde 30-40 kişi çalışıyor. Birbirlerine yakınlar. Doğal olarak yani bu kadar küçük işletmelere, üstelik de bir tanesi yeni kurulmuş, iki tane makaslı kaldıraç alınmasını maliyet açısından pek doğru bulmuyorlar. Fabrikalar kurulmuş, gayet güzel, yeni. Belki yüksekte çalışmaya da çok ihtiyaç duyulmayan yenilikte. Fakat bir müddet sonra tabii fabrikalar yaşlandıkça havalandırma sistemlerinde, yangın hatlarında, elektrik sistemlerinde yukarıdaki bakım ve onarım yenileme ihtiyaçları artıyor. Arttıkça ne oluyor? Eskiden aldıkları bu karar ilginç başka bir şeye yol açıyor. X fabrikası Y fabrikasını arayıp ya bugün bize makaslı kaldıraç var diyemiyor aniden bir su borusu patladığında veya havalandırma olduğunda. Hemen o işe girişmek zorunda kalıyorlar ve pek de emniyetli olmayan, yine emniyetli sayılabilecek birçok şirket tarafından ama bize göre pek, onlara göre pek emniyetli olmayan işte uzun merdivenlerle birazcık bazen kendilerini bağlayarak bazen kendilerini bağlayamadan o acil durumun olduğu yere yetişmek zorunda kalıyorlar. Çünkü önemli makinelerin olduğu bir yerde makinenin ıslanmaması gerekmiş. Orada böyle bir şey yapıyor. Şimdi tutup da bu merdivenle oraya çıkan arkadaşa biz şey diyemeyiz yani. Başka da bir yöntemi yok. Oraya bir hayat hattı falan da kurulmamış. Dolayısıyla orada yap demişler ve bir an önce de yapılması gerekiyor. Şimdi bu burada emniyetli davranış yüksekli güvenli çalışma. Yapılabilir mi? Hayır. Hayır, çok zor. Neden zor? O makaslı kaldıracın istenmesi lazım. Y fabrikası Z'den isteyecek. Z scissor lift'i oraya gönderecek. Bir takım insanlar bir takım kağıtların altına imza atacaklar. İşte o bir şeyin üzerine yüklenecek. Kendisi gidemiyor çünkü. Ve gittiği yerde de boşa alınacak, indirilecek veya kendisi inecek bir rampadan. Dolayısıyla zor bir emniyetli davranıştan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla davranış odaklı güvenlik yönetim sistemlerinde de her zaman karşılaştığımız, sıklıkla karşılaştığımız emniyetsiz davranışları üçe ayırırız. Çok kolay yapılabilir emniyetli davranışlar, serviste kemer takmak gibi, arabada arkada kemer takmak gibi. Hiç yani bir engel yok. Elini çekiyorsun, bağlıyorsun. Hafif bir rahatsızlık yaratması dışında, değil mi? Bütün iş sağlığı, iş güvenliği uygulamaları hafif rahatsızlık yaratıyor. Yapılabilir davranıştır. Ama eğer ben mesela işte
bu makaslı kaldıraç olayında zor. Yapılabilir ama zaman gerektiriyor, bir takım yazışmalar, izinler gerektiriyor. Zor. Tutup da bu insana biz hani bir disiplin uygulamamalıyız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen de imkansızdır arkadaşlar güvenli davranmak. İş ortağım Onur, senelerdir beraberiz. Onur şeye gitti, Coca-Cola'nın liderlik atölyeleri, İş Sağlıkçıkan liderlik atölyelerinden bir tanesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Sabah çok erken saatte vardığı için şeyde ne derler, müşterimizden de gelebilecek kimse yoktu. Taksiyle gelebileceği söylenmiş. Şimdi Onur da çok titizdir. İlla emniyet kemeri her tarafında çalışan doğru düzgün bir araba arıyor. Fakat maalesef orada kullanılan taksi işareti de olmayan Lada marka arabalar var. Çok eskiden kalmış, Nuh Nebi'den kalmış. Öne oturuyor, İngilizce de bilmiyor şey. Kırgız Türkçesi bizim Türkçe'ye çok benzemekle birlikte anlaşmak çok zor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. 2-3 ay kalırsanız anlıyorsunuz. Oralarda da dolaşmış biri olarak söylüyorum. Emniyet kemerini soruyor. Adam diyor ki emniyet kemeri yok. Yani bu arabada yok. Arkaya geçiyor. Arkada da yok. Yani kesmişler, sökmüşler. Bagajına bazen biliyorsunuz koltuğun altına saklıyorlar. Öyle bir şey de yok. Yani bir takım orada bağlantılar falan var ama kurtulmuşlar emniyet kemerinden. Kullanamıyor. Ya diyor çok özür dilerim diyor anlatabildiği kadarıyla. Ben diyor sizin taksinize binemeyeceğim. Bir arkadaki taksiye geçiyor. O da öyle bir Sovyet yapımı, eski Sovyet yapımı arabalardan bir tanesi. Bu arabalar kötü demiyorum. Sağlam güzel arabalar ama emniyet kemerlerinden kurtulmuşlar. Belki eski Nuh Nebi'den kalsalardı. Arkadakinde de aynı sorun var. Diğerlerinde de aynı sorun var. Zaten 3-4 tane taksi sabahın köründe orada. Onur emniyet kemeri takamıyor. Ne kadar istese de. Dolayısıyla onun için artık gitmesi de gerekiyor şeye. Arıyor vesaire fakat ulaşamıyor sabahın körü. Belki saat 4-5 bilmiyorum. Ve mecbur kalıyor. Arka koltuğa oturuyor. Korka korka elini de ön koltuğa dayayarak işte yarım saatlik bir mesafeyi kazasız belasız tamamlıyor. Bir nefes veriyor. Onun için imkansız. Dolayısıyla siz de tesislerinizde hangi emniyetli davranışları bekliyorsunuz? Bunların hangileri kolaylıkla yapılabilir? Disiplin bunların üzerine kurulabilir mesela. Hangileri zor? Çözmem lazım. Bireyin güvenli davranışın önündeki engelleri kaldırmam lazım. Ki kolay bir iş de değil. Mühendislik çalışmaları gerekiyor. Makine koruma gerekiyor. Biraz yatırım gerekiyor. Onları belki en kolaylarını halletmek. O güvenli davranışı zor gerçekleştirmiş olmaktan önce kurtarmak, değil mi? Kaizenlerle, gembalarla veya başka uygulamalarla riski tamamen ortadan kaldıramasak da belki biraz aşağı çekerek, etkisini azaltarak, frekansını azaltarak en azından daha kolay bir davranışa çevirmemiz gerekiyor. İmkansızları da imkanlı hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu üç davranış türünden sadece belki kolaylıkla yapılabilir olanlara disiplin uygulamakta fayda var. O yüzden mutlaka sormak lazım. Yani bireye neden böyle bir davranışı yapıyorsun? Ama nedeni sorarken neden ödevini yapmadın falan gibi bir neden değil. Bana anlatır mısın? Ne gibi zorluklar yaşadın? Bu şey bile olabilir. Tek bir tane merdiven vardır koca departmanda. O merdiveni bulmak sorundur. Taşıması ayrı sorundur. Tekrar yerine götürmesi ayrı sorundur küçücük bir iş için. O zaman bu zor sınıfındadır. Zor sınıfındadır. Dolayısıyla disiplin uygulayacak arkadaşların bu davranış meselesini de çözmesi gerekiyor. Şimdi diğer bir konu, bir kurala uyulamayacağı zaman eylem için etkin bir mekanizma olması lazım. Yani uyulamıyor. Yani imkansız. Ne yapacağız? Veya birey uyamıyor veya ekip uyamıyor ve de acil bir takım şeylerin yapılması lazım. Üretimle ilgili çok önemli bir süreç olabilir, satışla ilgili çok önemli bir süreç olabilir vesaire. Bir zaman kısıtı vardır, bir para kısıtı vardır, değil mi? Veyahut da bir üst yönetimden sebebi belli olmayan bir kısıt ya da bir süre deadline konmuştur. Böyle durumlarda ideal olarak kurumda emniyetsiz olanı gördüğünde iş durdurmanın kolay olması gerekir. Bazı şirketlerde iş durdurmak inanılmaz
inanılmaz yanlış anlaşılıyor. Yani iş durdurmayı şey zannediyorlar. Bir kere olursa o bütün işlerimiz durdurulur. İşte bu iş durdurma asla 5 dakika değildir. Bize çok şey kaybettirir, para ve üretim kaybettirir. Bu biraz şirketlerin kültürü dediğimiz yerden kaynaklanıyor. Liderlerin bilerek ya da bilmeyerek oluşturdukları kültürden kaynaklanıyor. En yukarıdan başlıyor, en aşağıda ön cepheye kadar gidiyor. Ön cephede ne yapsın? İş durdurma yetkisi yoksa, bu konuda düşünme şeyi bile yoksa, yani hali bile yoksa, emniyetsiz davranış ya da emniyetsiz durumun devam etmesine izin verilen bir kültür varsa, o zaman nereye biz disiplin uygulayacağız, nasıl disiplin uygulayacağız? Yani böyle bir kültür yok. Şimdi o yüzden iş durdurmak, iş durdurmanın sonunda o hareketin neden yapılmak zorunda olduğunu anlamak, iş durdurmanın teşvik edildiği bir kültürde ancak disiplin gene uygulanabiliyor. Ha, hiçbir veya kör göze parmak dolaşıyorsunuz, iş durdurmanın günah olduğu veya çok dikkat ederek uygulanması gereken bir şirkette çok yanlış bir davranışa veya çok yanlış bir durumla karşılaşıyorsunuz ve bir disiplin uygulamanın gerekli olduğunu düşünüyorsunuz iş sağlığı iş güvenliği müdürü, uzmanı, yöneticisi olarak, ama bunu yaparsanız büyük haksızlık etmiş olacaksınız. Çünkü bunun gibi belki onlarca, yüzlerce şey yapılıyor. Siz bir tanesini seçmiş ve ona disiplin uyguluyor olacaksınız. Yine bu mümkün değil. Demek ki ön koşul ne? Demin ne demiştik? Zor ve imkansız emniyetli davranışların önce çözülmesi, özellikle de geçmiş kaza ve hastalıklara baktığımızda bizi çok etkileyebilecek olanların öncelikle çözülmesi lazım. Burada da ne diyoruz? İş durdurma. Yani durup konuşma, ara verme, durdurma demeyelim, başka ülkelerde araya girme, intervention gibi geliyor. Araya girme deniyor. O yüzden durdurma çok belki üretim tarafında veya hizmetin yönetim tarafında çok alerjik karşılanabiliyorsa işletmenizde, araya girme de diyebilirsiniz. Yani iş sırasında bir anlığına veya bir müddetliğine araya girme. Ama çok kritik bir şeyse tabii ki durdurma. Yani bu teşvik edilmiyorsa şirkette, gene disiplin uygulamak özellikle proses endüstrisinde vesaire veya makine tehlikelerinin çok yoğun olduğu yerlerde veya nakliye tehlikelerinin çok yoğun olduğu yerlerde, hatta bir arkadaşımızı gördüm, satış bölümünden katılmış, satışta çok zor. Yine bir örnek verelim. Nasıl zor? Bir kaza görüyorsunuz ve kazada diyor ki sürücü, satıştan gelen bir arkadaşımız, ben diyor telefonla konuşuyordum diyor veya telefonla konuştuğunu siz anlıyorsunuz. Onu arayan kişi kaza sırasında telefonla konuşuyorduk dedi, bana araba kullandığını söylemedi diyiveriyor. Böyle şeyler oluyor. Birey saklasa da bazen ortaya çıkıyor. Araç kazası sırasında, bir arkadan çarpma sırasında bir telefonla konuşma biz yaşadık bir müşterimizde, bir ortağımızda. Şimdi sonra tabii ki bu kaza olduktan sonra hem Karayolları Trafik Yönetmeliği yasaklıyor bunu, hem elde telefon konuşmayı, hem de şirketin iş prosedürlerine de yazılı. Yani böyle bir şey yapmayacaksınız diye. Fakat tutup da kimse bununla ilgili bir ne bir önemli eğitim vermiş, ne ortaya bir çok sağlam kural koymuş. Yani herkes telefonla, bütün satış ekibi konuşuyor. Kimisi Bluetooth'tan konuşuyor, kimisi kulaklıkla konuşuyor. Kimisi acil durumlarda bunlarla uğraşamıyorsa, çünkü bir hazırlık gerektiriyor o, elini alıyor, bir taraftan araçla belli bir yere, belli zamanda ulaşmaya çalışırken araçla konuşuyor. Artık oradaki satış ekibi durmaksızın araç içerisinde telefonla konuşan bir şeye içinde. Yöneticiler bunu çok yanlış bulmuyorlar. Ortada büyük olay olmamış. Dolayısıyla o yanlış davranış o kadar yaygın ki kaza yapan kişinin kaza sırasında telefonla konuştuğunu bilseniz bile ona bir disiplin uygulamanız çok zor. Uygularsanız büyük haksızlık etmiş olursunuz. Büyük haksızlık etmiş olursunuz. Burada yapılacak çalışma satış departmanının telefon, bu kadar yoğun telefon görüşmesine ihtiyacını ortadan kaldıracak veya hafifletecek, değil mi? Sistemler kurmak. Bu sistemler kurulunca telefon konuşma sayısını, frekansını azaltmak, yapılacaksa da illa bu aracın durdurularak Bluetooth'tan veyahut da kulaklıkla eller direksiyonun üzerinde konuşulmasını sağlamak. Ki biliyoruz, konuşma sırasında neyle konuşursanız konuşun, yani İngiltere'de yapılan araştırmalara göre bir sarhoş sürücünün fren mesafesi kadar fren yapabiliyorsunuz.
cep telefonuyla araç kullanıyorsanız, yani konuşurken ister Bluetooth olsun ister kulaklık olsun, bir sarhoş 50 promilin üzerinde içki almış birisi kadar uzuyor fren mesafeniz. Normal bir sürücüye kadar %40'a %50'ye kadar fren mesafesi uzuyor. Yani o da iyi değil. Ama bir aşama ile bunlar yapılabilir. Ha, bir müddet sonra bütün bunlar yapıldıktan sonra satış yöneticileriyle, orta kademeyle, bölge sorumlularıyla, satışçı arkadaşlarımızla, özellikle araç kullananlarla, planlama yapan insanlarla hep beraber bir hizaya gelince, o zaman kaza olduğunda da veya olmadığında da emniyetli davranış gözlemlerimizde, davranış odaklı güvenlik yönetimi sistemlerimizde, o zaman biz disiplin uygulayabiliriz. Daha da gelmedik. Nasıl uygulayacağız? Yani ben hala adaletini anlatıyorum. Sonra bir de biliyorlar mı ne olacağını? Şimdi yine bir kurallardan bir tanesi, tüm dünyada disiplin alanını inceleyen endüstriyel psikologlar hep şunu söylüyorlar. Bir kere net bir kural olmalı, sonucu olmalı. Bu konudaki disiplin uygulamasının ne olduğu diğerleri tarafından bilinmeli. Yani o bilinmiyorsa tutup da böyle bak sen bunu yaptın biz de sana böyle bir ceza veriyoruz diyemeyiz. Farkındaysanız gitgide şeyi anlatıyorum. Yani bir disiplin sistemi oluşturmayı hak etmenin ne kadar da zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Net olmalı. Yani ne olacak? Başıma ne gelecek? Satıştasınız. Bütün program yapılmış. Cep telefonuyla ilgili sistemler kurulmuş. Telefonunuza mesajlar gönderiliyor. Durduğunuz yerde bakmanız söylenmiş. Kesinlikle kullanmamanız gerektiği size anlatılmış. Defaten eğitimleri verilmiş. Hatta bir takım yapanlarla konuşulmuş. Bir takım sözel uyarılarda bulunulmuş. Sonunda da ne olacağını biliyor olmaları lazım. Eğer görülürseniz, araç kullanırken, elle telefon konuşurken görülürseniz veya anlaşılırsa bu, biz sizinle iş akdimizi feshederiz dememiz lazım. Altın kurallar veyahut da işte o sıfır tolerans kurallarını bunu, yani en önce zararını anlatıyoruz. Sonra diyoruz ki bunu yapmaya devam edersek, atıyorum gelecek sene Ocak ayından itibaren biz sizinle el sıkışırız. Sizi göndermek zorunda kalırız. Sevgili sendika, bakın durum bu. Ben sizi uyarıyorum. Lütfen bu konuda siz de bize destek olun. Dedik, her şey tamam. Sonucunu biliyoruz. Örnek vereyim. Eski çalıştığım BP Türkiye'de çok müthiş bir genel müdürümüz vardı. Tahir Uysal, ismini burada zikretmek isterim. Tahir Bey bu yol güvenliği meselesine şöyle bakıyordu. BP'nin o zaman dünyadaki toplam ölümlü kazalarının %45'i yol kazalarından meydana geliyordu. Tabii tankerler var, tehlikeli maddeler de taşınıyor. Ağır taşımalar da var. Ama hafif vasıtalarda da, yani uzak doğuda motosiklet, bizim olduğumuz bölgede Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın önemli bir kısmı araç kazalarından, tabii kalabalık da bir şirket olduğu için frekansı görüyorsunuz. 100.000 küsur kişi çalışıyordu o dönemde. O frekansa baktığınızda, iyi de takip ediyorsunuz, tüm dünyadan şu veri geliyor. %40 ila 45 bizim toplam ölümlü, yaralanmalı, gün kayıplı kazalarımızın çok büyük bir bölümü buradan geliyor. Ne yapılacak? Araçlar doğru seçilecek. Herkes emniyet kemerini takacak önde arkada. Asla cep telefonu konuşulmayacak. Altın kural bitirildi. Yayınlandı. Bir sene propaganda yaptık. Filmler seyrettirdik insanlara. Emniyet kemeri takmadıklarına ne olur? Ford'dan, Volvo'dan yardım istedik. Onlar bize crash testlerini, çarpışma testlerini, filmlerini gönderdiler. Bir film şirketiyle uğraştık. 2 dakikalık en az eğitimli insanın bile anlayabileceği bir film hazırlandı. Bütün bunlar bitti, tamamlandı. Sonra disiplini açıklandı. Dendi ki ister üst düzey yönetici olun C odasında. İsterseniz ön cephe çalışanı olun. Biz sizi kemer takmadığınızda yahut telefonla konuştuğunuzu gördüğümüzde işten çıkartmak zorunda kalacağız. Üzülerek sizden ayrılacağız dedi. Bunu bir town hall meeting dediğimiz, İngilizce'de bir salon toplantısında bütün çalışanları duyurdu. Her yere mailler gitti. Program bitti, bir sene süren program ve sonra ne olduğunu söyleyeyim. Çok başarılı, hatta üst üste mükemmel performans alan, çok efendi, çok tatlı bir satış yöneticimiz vardı. Tahir Bey işe geliyor sabahleyin. O sırada şirketin garajından çıkan bu sevgili müdürümüz, benim de tanıdığım, garajdan çıktıktan sonra emniyet kemerimi takarım diye düşünüyor.
göz göze geliyorlar, kemer yok üzerinde ve o gün işine son verildi. Ve bu olay duyuldu. Şimdi o zaman tabii ki bakın burada kimse bir şey diyemedi. Yani hiçbir satışçımız, hiçbir müdürümüz, hiçbir çalışanımız bu kadar uzun süren bir kampanya, çaba zaten kalmamıştı emniyet kemerini takmayan. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse kalmamıştı. Yani takmamak artık günah ve çok ayıp bir şey olarak düşünülüyordu. Yani delilik seviyesine gelmişti. Önde arkada kemer takmıyor. Delilik seviyesine gelmişti. Ve o tahmin, memorandum yayınlandıktan sonra da bunu yaptı. Kimse bir şey diyemedi. Ve de organizasyon yönetimin bu konuda ne kadar ciddi, tutarlı ve objektif olduğunu anladı. Hafifletici koşul var mı? Bu noktada yok. Ama eğer hafifletici bir şey varsa, yani mesela bir orada bir hastalık var, hasta hasta işe gelmiş, kafa karışık vesaire, çeşitli dertler yaşıyor, ailesinde sorunlar var. Bunları tabii dinlemek lazım. Bunlar dinlendi. Fakat böyle bir hafifletici koşulda bulunamadı. Dolayısıyla bunları da dinlemek lazım. Çünkü birey gerçekten çok zor bir durumda olabilir. Yine bu aralar çok duyduğumuz şey ciddi bir borçluluk oranı var. Yani insanlar ortalama gelirlerine göre o kadar yüksek borçlar içindeler ki kafalar çok karışık. Bunları nasıl ödeyeceklerini büyük bir çoğunluk bilmiyor. O yüzden kafalar çok karışık. Borca da alışık değilse birey gerçekten bütün hareketlerine yansıyor. Örnek vermek için söylüyorum ama yani bunu iyi dinlemek lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Bir komite varsa bu komite dinliyor. Objektif sonuçlar var mı? Yaygın bir karar mı? Bunlara bakıyor. Evet. Yine doğru uygularken davranışın neticesine değil sürece odaklanmak lazım. Yani disiplini gerçekleştiren bir riskli davranışa bunu uyguladık. Sonunda kaza oldu diye yapmıyoruz. Unutmayalım. Veya sonunda takılıp düştü. Sonunda kaza yaşadı. Sonunda birilerinden biz zılgıt yedik. Birileri gördü, bana geldi bu konu, iş sağlığı, iş güvenliği yöneticisi olarak bana geldi. Beni utandırdı. Dışarıdan gelen denetmen varken oldu. Aa, rezil olduk falan. Hani bunun sonucuna göre uygulanmaz. Dolayısıyla davranış görüldüğü yerde normal zamanlarda olmalı. Ve tabii ki burada demek istediğim şey şu. Yani sonuca göre değil, süreç içerisinde olmalı. Tutanaklarla her şey ortaya konmalı. Yani davranışı uyguluyoruz. Davranışın ortaya çıkarttığı kaza, rezil olma, zılgıt yeme, eleştirilme, ayıplanma sonucunda değil. Yani bize bir şikayet geldi, beni rezil ettin gibi değil. Öyle olmaması gerekiyor. Evet. Yine doğru uygulamanın yöntemlerini orta kademe tarafından da savunulan bir alan yapmak lazım. Yani biz biliyoruz ki mesela örneğin inşaatta ilk amir dediğimiz foremenler o kadar etkilidirler ki, o kadar önemlidirler ki çoğunlukla da iş grupları inşaatta foremenle birlikte proje değiştirir. Yani foremene teklif edilir iş, örneğin elektrik foremeni, örneğin demir çelik işlerinin başındaki ilk amir ona teklif edilir. O takımını toplar ve o takıma da pek bir şey söylenmez. Onlar birlikte gelirler. Dolayısıyla ilk amir inşaatta şirketin en büyük patronundan, iş sağlığı, iş güvenliği müdüründen veyahut da işte o disiplinin başından çok çok daha etkilidir. Çünkü geçimini sağlamaktadır. Onu projeden projeye dolaştırmaktadır ön cephe çalışanını. Dolayısıyla örneğin inşaatta süpervizör dediğimiz, yani olayı görerek yöneten, yönetim seviyesinde ilk amirlerde disiplinle ilgili bir kere onlarla oturup ciddi bir konuşmanız gerekiyor. Onlara kendi disiplinlerini nasıl koruyacaklarını, kullanacaklarını, çalışanlarıyla hatta iş buldukları bu insanlarla neleri konuşmaları gerektiğini anlatmanız gerekiyor. İyi bir örnek, iyi bir örnek. Kazakistan'da Enka'nın da ortağı olan Bechtel inşaat firması var. Tengiz bölgesinde, Tengiz'de Chevroil için büyük bir tabii ki orada endüstriyel bir tesis hazırlıyor. Mesela Bechtel'in kuralı şu, geliyorsunuz, çok ciddi bir oryantasyon alıyorsunuz,
Sıfır tolerans kuralları çok belli. Bunları size anlatıyorlar filmlerle, istediğiniz dilde anlatılıyor ve diyorlar ki biz burada bu noktada burada size anlattığımız sıfır tolerans kurallarından işte ne diyelim iş izni, yüksekte çalışma, sürüş güvenliği, tertip düzen vesaire neyse onların çok kaza getiren seneler boyunca 7-8 alanda belli. Hani buralarda şunlar 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 doğru hareketlerdir. Bunları anlatıyorlar, güzel geçiyor. Sonra diyorlar ki sonunda biz bunların tersini görürsek, bir bireyi görürsek ki ciddi anlamda da iş sağlığı iş güvenliği gözlemi yapılıyor. Sayı çok, gözlemcilerin sayısı da oldukça yüksek. Yani 30'a 1 falan gibi oranlar, 30 ön cephe çalışana bir gözlemci düşüyor. Gördükleri anda yaptıkları tek bir şey var. Giriş etiketini rica ediyorlar ve kendisini de dışarı eşlik ediyorlar. İlk yaptıkları hareket bu. Dışarı çıkıyorsunuz. Dışarı çıktığınız anda da içeri girmeniz artık güvenlikten içeri girmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Mesela buna da aşamalı disiplin deniyor. Konu sonra tartışılıyor. Yani gel bakalım savunmanı alalım falan filan falan filan yok. İyice oturmuş. Bir yine bir Amerikan şirketi iyice oturmuş. Kör göze parmak sokmayın diyor. Ve bu o kadar projeye geldiniz diyelim ekibinizle birlikte. İki kere, üç kere bu sizin ekibinizde oldu. Sizi de komple yazıyor Enka'ya. Mesela Enka'nın başına böyle bir şey gelse. Enka'ya bunu yazar. Der ki ben bu müteahhit grubunu olduğu gibi çıkarttım. Sen başka birilerini bul. Bitti. Bunların şeyi bitti. Çok da yüksek kazançlardan oluyorlar doğal olarak. Yani işte bu tip bir uygulama var inşaatta. Yani önce uzaklaştır, tehlikeyi durdur, ardından tartışırsın. Pek de tartışacak bir şey de kalmamış. Çünkü bu kadar kalabalık 3000-5000 kişinin çalıştığı endüstriyel inşaat alanlarında tutup herkesle her gün disiplin komitesi kurarak tartışamazsınız. Gerçekçi değil. O yüzden sert ve kesin, net bir disiplin uygulanması gerekiyor. Eğiterek. Ama siz eğitimi vermediniz. Oryantasyonu yapmadınız. Çalışanlar altın kuralları bilmiyorlar ya da bir afişte görmüşler, anlamamışlar ne manaya geldiğini. Tutup da o zaman sahadan çıkartırsanız isyan çıkar. İsyan da çıkıyor öyle durumlarda. Bu sefer kapıyı kapatıyorlar. Herkes iş durduruyor vesaire. Yani o adalet duygusunu zedelediğimizi gösteriyor. O yüzden tutarlı olmaları gerektiğini süpervizörlere söylemek lazım. Yani bu disiplini kendi ekiplerinde uygulayacaklarsa tutarlılık ve adalet içerisinde bunu yapmanın yöntemini kısacık da olsa böyle bir saatlik bir seminerle anlatmak lazım. Ondan sonra onların iş güvenliği odaklı liderlik becerilerini, konuşma üsluplarını değiştiren programlar var. Biz bunu yapıyoruz. Safe Align diye bir program. Yani sadece ilk amirlerin iş sağlığı, iş güvenliği, liderlik becerilerini geliştirmeye yarayan, basit eğitimler ve sahada koçluğa dayanan bir programlar var. Bu programları siz de kendi başınıza yapabilirsiniz. Disiplin uygulandığı zaman çalışanların ne hissettiğini mutlaka araştırmak, anlamak gerekiyor. Ve tüm organizasyon boyunca disiplini de içerecek şekilde liderlik becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de bunu kimin uyguladığına göre de bazen çok yanlış anlaşılabiliyor. Yani tabii ki bir soru cevap yapacağız. Ben biraz daha fazla zaman olacağını düşünüyorum soru cevap için. Disiplin yanlış uygulandığında şunlar oluyor. Adalet bozuluyor. Sendika ve işçi gruplarıyla sorunlar başlıyor. Haksızlık hissi doğuyor bireyde. Davalar oluyor. O davalarda iş mahkemelerinde çalışan haklı çıkabiliyor. Mesneti iyiyse. Yani çok yaygın bir emniyetsiz davranış vardı. Ben yaptım diye hiç kimse zarar görmüyor. Ben kaza yaptım diye beni atamazlar dediğinde mahkeme o kişinin tarafını tutabiliyor. Benim size anlattığım şeyler zaten Roma hukukunun, bizim geldiğimiz İsviçre Roma hukukunun prensipleri doğrultusunda anlattım. Ama Anglo-Sakson hukuku daha da sert. Yani bizimki biraz daha yumuşak. Dolayısıyla bizim burada kolay kolay bu şeyi yapmak kolay bir şey değil. Tabii ki kanun var. O kanuna mugayir, aykırı davranıyor. İş sağlığı iş güvenliği mevzuatımızda da disiplinle ilgili maddeler var. Ve bize hak, işverene hak veriyor ama tartışmalı konular çok derin değil.
kanunlar açıklamazlar nasıl yapacağınızı. Onlar ne yaptığınız, ne olduğunda ne yapabileceğinizi yazarlar. Ama süreci yaratacak olan biziz. O iyi süreçleri yaratacak olan biziz. Disiplin doğru uygulandığında ise çok çok etkili bir araç. Var olan iş sağlığı, iş güvenliği sistemlerimizi sağlamlaştırıyor. Bir duvarda disiplin ekliyor. Ama bana soracak olursanız kademeli disiplinin ilk başı bir konuşmadır. Yani disiplini ceza olarak anlatmıyorsak, değil mi? Bir düzeltici, önleyici faaliyet olarak görüyorsak, ilk aşaması çekip konuşmaktır. Ve bu konuşma ideal olarak bir odada, bağımsız bir odada baş başa yapılır ilki. İkinci kere aynı kişiyi, aynı şeyi yaparken görüyorsanız, konuşurken ne soracağız? Yani bu emniyetsiz davranışı neden yapmak zorunda kalıyor? Gerçekten mantıklı bir sebebi var mı? Bir engel var mı? Dolayısıyla işini yaparken zorlandığı bir nokta var mı? Yapmak zorunda mı kalıyor böyle? Bunu iyice anlıyoruz. Ondan sonra bir daha tekrarı durumunda, hiçbir sebep yoksa, tekrarı durumunda ne olabileceğini söylüyoruz. İdeal olarak iki kişi konuşmanızı tavsiye ederim. Kendi yöneticisinin de bulunduğu bir ortamda. Aksi takdirde iş sağlığı, iş güvenliği yöneticisi bir polis gibi görülüyor demiştik. Yani disiplini sadece kendisi uygulamaya çalışıyor ama yanında şey yok. O kişinin amiri yok, ilk amiri yok, üretim müdürü yok vesaire. Dolayısıyla bu kişileri toplayarak konuşmakta makul, mantıklı, olgun, kibar bir konuşma yapmakta fayda var. İkinci aşama hareketin tekrarı, bizim onu görmemiz veya gören birinin bize bu durumu bildirmesi oluyor. Bizde de ispiyoncu olmama kültürü var. Çok çok ciddi anlamda bizi engelliyor iş sağlığı, iş güvenliğinde. Yani emniyetsiz bir davranışı bireyin kendisiyle konuşmak yerine kendi dostu veya iştaşı, yanındaki insan başka birine de söyleyemiyor. Kendi de konuşamıyor. Kibarlık anlamında bunu yapıyor. Özellikle güneye indikçe daha da kibarlık artıyor. Aman benim için ne düşünür? Dostluğunu kaybeder miyim? Arkadaşlığını kaybeder miyim? Diyor. O konuşmayı arkadaşlar arasında yapamıyorlar. Halbuki işte davranış odaklı güvenlik yönetim sistemleri bireylerin birbirleri çok rahat konuşmasını sağlayan sistemlerdir. Ve böylece hiç utanmadan, sıkılmadan birbirlerine geri bildirim verirler. Bu geri bildirimlerde siz sahada olmasanız bile, kimse iş sağlığı güvenlik faaliyetlerini denetlemiyor olsa bile, arkadaş arkadaşa, işçi işçiye, ön cephe çalışanı ön cephe çalışanına geri bildirim veren bir kültürde yüzlerce davranış her gün temizlenir. Ve o kadar davranış temizlenince de kazalar drastik şekilde aşağı düşerler. Hızlı bir şekilde azalırlar. Çok beklemek zorunda kalmazsınız. Şimdi diyelim ki böyle bir sistem yok demiştik. Birinci konuşma, ikinci kez gördünüz. Bu durumda önceden kurulmuş bir disiplin komitesinin mutlaka bu kişiyle konuşması lazım. Bu soruları bu sefer onlar soruyorlar ve o disiplin komitesinden kararın çıkması lazım. Yani karar asla sadece iş sağlığı iş güvenliği departmanından çıkmamalı. Çünkü bir müddet sonra, tekrar söylüyorum, bir polislik, şeriflik veya kovboy kasabasında çok kuvvetli biri İSG'yi insanları işten atmak için veya cezalandırmak için kullanan biri gibi görülürsünüz. O yüzden komite, yani İSG departmanı veya İSG kurulu asla bu işte tek başına yetkili olmamalıdır. Benim tavsiyem. Gördük çünkü bunları. Bunları yapılan yerlerde büyük sorunlar yaşadık. İş sağlığı iş güvenliğini tekrar sevdirmek adına. Çok büyük sorunlar yaşadık. 25 yıla yaklaştı. İyisini gördük, kötüsünü gördük, ortasını gördük. Bizim gördüğümüz en güzeli bir komite. İkinci tekrar veya belki üçüncü, bilmiyorum, disiplin prosedürümüzün çok açık herkese duyurulmuş olması lazım. Bu noktada komitenin karar vermesi lazım. Komite o kişiyle oturup konuşmalı. Komite şunun eğitimini de almış olmalı. Yaygın bir emniyetsiz davranış mı? Biz bu kişiyi çektik, aldık. Yaygın olmayan, artık çok ayıp ya da günah olan bir emniyetsiz davranış mı? Yani dolayısıyla disiplin komitenizi ve İSG kurulunuzu da disiplin konusunda eğitmeniz gerekiyor. Hani disiplin nedir, ne değildir? Herkesin yaptığı bir hatayı bir kişi yapıp kaza geçirdiyse disiplin uygulanmaz prensibini bir kere herkesin çok iyi anlaması gerekiyor. Evet, bugün yine kısa bir sunumla disiplin hakkındaki deneyimlerimi ve prensiplerimi paylaşmaya çalıştım.
Umarım faydalı olmuştur. Eğer Murat Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu alana? Yok Nuri Bey, çok teşekkürler. Yani disiplin konusunda sadece sizin biraz önce söylemiş olduğunuz konunun tekrar altını çizmek isterim. Eğer bir disiplin uygulayacaksa iş yerinde tüm çalışanların eşit olduğunu, yani diğer tüm unsurlardan bağımsız olarak eşit olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Aksi durumda sizin de söylediğiniz gibi farklı bir uygulama yapılırsa konu mahkemelerde işçi, çalışan lehine sonuçlanıyor ki zaten en büyük yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Özellikle mahkemelerde şu anda hep şey denir. İşçi işveren davalarında işte işçi %98 oranında kazanır denir. Temelinde de bunlar yatıyor. Yani çalışana karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde davranmadığımız takdirde yapacağımız her türlü farklı uygulama mahkemeden dönüyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi güvensiz bir hareketi eğer herkes yapıyorsa, siz memnun olduğunuz, çalışmasından memnun olduğunuz veya sevdiğiniz veya iyi olduğunu düşündüğünüz birisine farklı bir uygulama, diğer tarafta memnun olmadığınız kişiye aynı hatayı yaptığı takdirde, farklı bir uygulama yaptığınız takdirde bu %98'de %100 mahkemeden dönecektir. Çünkü herkese eşit davranmıyorsunuz. Temeldeki çıkış noktanız iş sağlığı güvenliği kurallarının ihlali olmadığı sonucu ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bizim mesleğin duayenlerinden ve People Based Safety, insan odaklı güvenlik kitabının yazarı Scott Geller. Scott Geller'in kitabında şöyle bir şey, bir sürü madde var. Yani iş sağlığı, iş güvenliğini davranışları yönetmenin 50 ilkesi diye bir şeyi var onun. Böyle bir sırası var. Scott Geller'in bu kitabını tavsiye ederim. Hatta şurada chat bölümüne de yazayım ismini. Nuri Bey, chat bölümüne değil de Q&A kısmında oraya yazarız. Peki. Bir soruya cevap olarak yazarsanız tüm katılımcılarımız tamam. Görecektir. Şu an chat tamam. Kısmı kapalı çünkü. Tamam oldu. Chat başlayınca oraya yazarım. Scott Geller'in bu 50 ilkesinden bir tanesi çok ilginç. Diyor ki ortalama Amerika'yı gözlemliyor. Endüstriyel psikolog hala hayatta, çok yaşlı olmasına rağmen. 50 kişiden biri diyor ne yaparsanız yapın uyumsuz bir şekilde var olmaya devam edecektir. Genellikle diyor bu bireyler ellerindeki işi de çok iyi yapan bireylerdir diyor. Yani vazgeçilmez olduklarını düşünürler. Hatta organizasyon da onlara vazgeçilmezsin mesajı verir. Ne kadar vazgeçilmez olduğunu düşünürse bunun terazinin başka bir tarafına da uyumsuzluğu koyar. O şekilde var olur. Varoluşunu pekiştirir. Bu tip insanlarla ne yaparsınız diye sormuş Scott Geller kitabında. Ve cevabı da şu. Enerjinizi bu insanları, bu 50'de 1'e düştüyse gerçekten, bu insanları değiştirmeye harcamayın der Geller. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanlarına, profesyonellerine. Enerjinizi kültür, yani iş sağlığı, iş güvenliğinin genelini tüm organizasyona yaymaya adayın. Oraya harcayın çünkü pilimiz kısıtlıdır ve o insan gitgide o etrafı suyla kaplanan bir küçük ada gibi yalnızlaşacaktır. O zaman bu şeye uyacaktır der. Biz bazen bu zor kişilikleri, kimlikleri den kurtulmak istiyoruz. İş sağlığı, iş güvenliği departmanları kurtulmak istiyor. Neden kurtulmak istiyorlar? Çok korkuyorlar. Yani ölecek, yaralanacak, hastalanacak veyahut da arkadaşlarının başına bir şey getirecek diye. Bu tip varoluşu olan bireylere müthiş bir şey duyuyoruz, korku duyuyoruz. Şimdi bu korku bizi tabii ki bazen yanlış şeyler yaptırabiliyor. Mesela bu kişinin bir emniyetsiz davranışını bulup bu kişiyi atarsanız yine haksızsınız. Buna rağmen haksızsınız. Yani bir sebep bularak atmak. İSG'yi bir sebep olarak kullanmak. O zaman bunu hemen hissediyor organizasyon. Adil olması lazım. Herkese eşit olarak uygulanması lazım. O kötü, bu iyi, ben bundan korkuyorum, bundan korkmuyorum diye hani onu bir iş sağlığı, iş güvenliği disiplini kullanmamak lazım. Bütün organizasyon niyeti anlıyor. O zaman sizden korkmaya başlar. Halbuki İSG'yi sevmeleri lazım. Sizi sevmeleri. Ha, biraz çekinsinler ama korkmak başka bir şey. Ya, saygı duysunlar ama sevsinler. İSG alanı sevimsiz bir yere çevirmekten kaçınmamız lazım. Sevimsiz bir yere döndüyse onu sevimli hale getirecek, pozitif hale getirebilecek uygulamaları en tepedeki liderlik seviyesinden başlayarak yürütmemiz lazım. Teşekkürler.
Hemen ben de küçük bir ekleme yapayım. Burada çok sayıda iş güvenliği uzmanı arkadaşımızın olduğunu düşünüyorum. Benzer bir durum işveren tarafı için de geçerli. Kaldı ki iş yerlerinde yönetici pozisyonunda çalışan herkes için de yine geçerli. Aslında hayat bir risk değerlendirmesi olduğu gibi iş sağlığı güvenliği konusu da kendi içimizde bir risk değerlendirmesi. Yani kesinlikle neye izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgileri belirleyip buna göre hareket etmemiz lazım. Biraz önceki şeyde konuda hani disiplin konusunda çalışanların işine son verdiğimiz takdirde, eşit davranmadığımız takdirde işte mahkemelerde farklı durumlarda haksız durumda düştüğümüzü konuştuk. Ama bunun haricinde çalışanın kurallara uymayan, iş sağlığı güvenliği kurallarına uymayan çalışanın işine son vermediğimiz takdirde de mahkemelerde maalesef bir iş kazası nedeniyle mahkemeye çıktığımızda yine kusurlu duruma düşüyoruz. Dolayısıyla ben hani herkese eşit davranayım, herkese müsamaha göstereyim dediğimiz takdirde de çok ciddi problemle karşılaşıyoruz. Çünkü kanun, mahkemeler olaya şu gözle bakıyor. Diyor ki size 4857 sayılı kanun 25'e 2 maddesi iş sağlığı güvenliği kurallarının ihlali durumunda çalışana tazminatsız olarak fesih hakkı vermiş. Ama biraz önce söylediğim gibi herkese eşit davranarak bu fesih hakkını kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu kullanmadığınız takdirde ve kurallara uymadan çalışan, iş sağlığı güvenliği kurallarını ihlal ederek çalışan bir kişinin işine son vermediğiniz takdirde de bu kişi iş kazası geçirirse o kapsamda işine son vermediğiniz için yine maalesef sorumlu oluyorsunuz. Bu sadece iş güvenliği uzmanları için söylemiyorum bunu. İş güvenliği uzmanları için de geçerli. İş yerindeki işveren vekili dediğimiz ana işveren vekili için de geçerli. Kısmi olarak işveren vekili rolünü üstlenen, yanında personel çalıştıran yöneticiler için de geçerli. Bu usta başından, hatta makinenin şefinden neyse veya operatöründen, birden fazla kişinin çalıştığı makinelerde operatörden başlayıp sıralı bir şekilde en tepedeki kişiye kadar giden bir süreçtir. Dolayısıyla burada özellikle dikkat ediyor olmak lazım. Bakınız çok iyi oldu kanunun yaklaşımını açıkladığınız için. Sonuçta eğitimini aldı mı? Bu kendisine hatırlatıldı mı? Eğitimin doğru düzgün tekrarı yapıldı mı? Yanlış davranış konusunda uyarıldı mı? Bu uyarı yazıya döküldü mü? Bizim kanunumuz bunları görmek istiyor. Sizin haklıysanız eğer. Yani sizin bir dahliniz olmadığını kanıtlamanız size düşüyor. Yani kanıtlama sorumluluğu bizde oluyor kaza olduğunda. Hele ölüm, çoklu ölüm falan bu alanlarda yani bu uyarıların kesinlikle yazılı. O yüzden altın kurallar çok önemli. Yani 8, 9, 10, 7 neyse eski kazalardan, eski meslek hastalıkları kayıtlarından bir altın kural, bir sıfır tolerans alanı yaratmak lazım. Bir kere o alan yaratıldıktan sonra bunları biz affetmeyeceğiz. Bu işler şöyle 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 yapılır. Bunun tersini yaparsanız bir müddet sonra işte şu tarihten itibaren en önce sözlü ama sonra mutlaka yazılı bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Bu da daha sonra belki iş aktifesine, sahadan acilen uzaklaştırılmanıza kadar gidecek dediysek artık bunu yapmamız lazım. Yani hem altın kural koyup ondan sonra da yine de yumuşak davranmak değil mi? Çok akılsızca olur. Akılsızca olur. Kendi kendimizin ayağına kurşun sıkmak gibi olur. Teşekkür ediyorum. Sorular ben bakamadım. Çok ciddi akıyor çünkü sizden. Evet, şimdi tabii sorularla birlikte teşekkür mesajları da var. Ben hemen burada seminer esnasında zaten sorulara biraz bakmıştım. Şimdi bir arkadaşımız şey demiş. Burada birinci madde neydi? Kısaca dönülmesi mümkün müdür? Demiş. Tabii ki. Birinci madde açayım mı tekrar? Ben de şey. Tabii ki iyi olur. İyi uygulama anlamının birinci madde hangisi? Evet, zannediyorum. Sadece birinci madde neydi, kısaca dönülmesi mümkün müdür demiş. İyi uygulamaydı diye düşünüyorum. Bir saniye. Bir dakika, paylaşamadım. Aslında geliyor ekrana ama geliyor gelmiyor. Demin geri döndükten sonra gelmedi. Şimdi gelmesi lazım.
Evet, şu anda geldi. Altın kurallar demiştik. Doğru uygulamak. Sıfır tolerans alanlarını belirle. Baştan belirle. Yani asla affetmeyeceğimiz 7, 8, 9, 10 neyse. Ama çok olmamalı. Örnek vermek gerekirse demiştik. Hatırlıyorsanız. Mesela araç içerisinde telefonla elle konuşmak kesinlikle yasak. Emniyet kemeri kullanmadan önde arkada serviste bizim şirketimizde yok. Değil, koca bir bankasınız. Banka. Binlerce insan her gün servislerle büyük genel müdürlük binalarımıza gidip geliyor. Gerçekten call center'lara gidip geliyor. Yani buralarda mesela altın kuralı koymamız lazım. O kadar büyük bir frekans var ki her gün 3000 kişi geliyor, her gün 3000 kişi dönüyor. Hatta belki daha fazla vardiyalar halinde. Şimdi bu kadar yüksek frekans, bu kadar şey var. Altın kural şudur diyeceksiniz. Bu. Bizim kanunumuzda da yazıyor. Sebebi de budur. İşte bakın araçların crash testleri, insanlar nasıl ölüyorlar otobüslerde. Hafif bir kazada bile savrularak içeride nasıl mahvoluyorlar. Aslında hiçbir şey olmayacak bir noktada. Veya binek araçlarda satış grubumuz veya şeye call center araçlarıyla gelen arkadaşlar. Yani bizim özel araba olsun, şirket arabası olsun fark etmiyor. Kanun da diyor, biz de diyoruz eğitimimiz bu. Görürsek eğer sizi bundan sonra, yani bu bir kere bunu engellemek istiyoruz. Mutlaka çok özel bir sebebiniz yoksa kemer takmadığınız için veya telefonla konuştuğunuz gördüğümüz zaman biz sizinle el sıkışmak zorunda kalırız. Altın kural anlatılmış orada. Çok kazamız olmuş. Çok tehlikeli bir alan. Ülkenin istatistikleri belli. 5-6 milyon kilometrede bir insan ölüyor Türkiye'de yani. Yaptığınız kilometreye bakın. Risk değerlendirme. Frekans sanatı. Frekansı inceliyoruz. Geliyor, gelecek yani. Niye ben hareketsiz kalayım ki emniyet kemeri konusunda? Eninde sonunda olacak. İstatistikler öyle diyor. Altın kurala dayadım, mantığını anlattım. Herkese gösterdim. İster bir dijital eğitimle, ister yüz yüze eğitimle, ardından bir memorandumla, bir afişle ve daha sonra da kuralı koydum. Sonunda da ne gibi bir şeyle karşılaşacaklarını kendilerine söyledim. Artık bundan sonra eğitimi aldılar, imzalarını attılar. O belki o memorandumun da altına imzalar alınacak, değil mi? Daha da iyi olur. Ardından artık uygulayabilirsiniz bunu. Sendika varsa sendikanın da tabii ki temsilcisine gidip bunu anlattınız. Her şey tamam, bitti. Kitap tamam, kitap bitti. Ardında son yazıyor. Uygulayabilirsiniz. İlk kuralımız buydu. Yani altın kurala dayandırmak. Ama altın kural demek eğitimini vermek, anlatmak, öğretmek ve sonucunu göstermenin hepsi birden. Kapatıyorum izninizle. Teşekkürler Nuri Bey. Şimdi bir başka soru. Yine aslında anlattığınız bir olayla ilgili direkt bağlantılı bir örnekle ilgili. Hocam merhabalar. Bu propaganda ve olay sonucunda %40 olan kaza durumu kaça indi? Bunu gözlemleyebildik mi? Hatırlıyor musunuz? Tabii? Yani tabii bunlar kalitatif konular. Ben hatırlamıyorum. Çünkü iş sağlığı, iş güvenliğinde bir sürü şey yapıyoruz. Böyle bir kurşunla insan arasındaki sayısız bariyerler. Hani bir bariyer gibi hatırlıyorsunuz kaza araç psikolojisi hepimizin seminerimizde. Bu bariyerlerden hangisinin çalışıp da kazaları engellediğini tam bilemiyorsunuz. Ancak kaza olunca araştırınca anlıyorsunuz. Ama propaganda, hani ilk başta gösterdiğimiz alameti farikamız vardı ya, blueprint dediğimiz. Sol tarafta temel teknik İSG, yani risk değerlendirme, eğitim, politika standart 45.001 vesaire, iş izni, etiketleme, kilitleme gibi sayısız uygulamalar. Bu sağ tarafta propaganda, onu sürdüren, yani onu destekleyen bir çalışma. Tek başına şartlar sağlanmadıysa propaganda bir işe yaramaz. Değil mi? Tabii ki. Altyapısı olacak, o altyapı teknik kapasite olacak. O propaganda öyle sürdürülebilir. Ha, riskleriniz çok yüksek olabilir. Çok elle yapılan çok çalışma vardır. İnsanlara o elle yapılan çalışmaların tehlikelerini tek tek tane tane o işe uygun olarak ezberden değil. Hani şu makinede bu kazamız oldu. Bu konuda bu makinede bu kritik nokta var. Bu makinede şöyle bir çalışmamız var ama 3 ay sonra başlayacak. O zamana kadar kendinizi şu hareketlerden koruyun veya makine kullanmanın bir SOP'si var. Yani 1, 2, 3 adım bazlı hareketler sıralanmış. Her hareketin yanında riskleri yazılmış. Bunları öğretmişiz. Öyle idare etmek zorunda kalıyoruz.
Yani propaganda da tabii ki o zaman ne olacak? Hani tam makineyi muhteşem hale getirememişiz ama eğitimini hatırla. SOP'nden yani adım bazlı iş sırasından ayrılma, risk alma gibi bir basit bir propaganda ve yanında talimat dışında, değil mi? Yemekhanede yine şey iç yayınınız varsa iç yayınlarda bunun üzerine gitmek eskitmeden, olduğunda da sebebini anlamak. Sebebi eğer gereksiz bir şeyse bu konuda da disiplin uygulanabilir. Ama propaganda ne kadar etkiliyor? Her zaman olumlu etkiliyor. Şirketten şirkete çok değişiyor. Ne zaman çok etkili? Üst düzey yönetim bu propagandayı kağıdın üzerinde bırakmayıp bunu konuşuyorsa, saha gezilerinde ele alıyorsa, insanlara toplantı başlarında, sonlarında söylüyorsa, aralarda hatırlatıyorsa, iş sağlığı, iş güvenliğine olan ilgisini üst ve orta kademe ortaya koyuyor, bir vizyon paylaşıyorsa propaganda çok işe yarıyor. Ha diyorlar, yukarıdaki büyüklerimiz bu alana çok titiz bakıyorlar. Ve bunu sadece söyleyerek değil, hareketleriyle, eylemleriyle, emir komutasıyla kanıtlıyorsa propaganda müthiş bir şey, cihaz. Ne kadar, yani yüzde kaç fayda sağladığını inan hatırlamıyorum. Teşekkürler. Şimdi bir başka soru. Bir firmada kazancıya farklı işler de yaptırılıyor ve sürekli kazan dairesinde duramıyor. Arkadaşımızın sorusundan anladığım kadarıyla kazancı bu farklı işler yaptırılmasına da tepki gösteriyor. Ve bu çalışan buna tepki olarak vardiya defterinin tüm sözlü uyarılara rağmen yazması gerekenleri yazmıyor. Yalnız ilgili formları dolduruyor. Yani vardiya defterini doldurmuyor ve ilgili formları dolduruyor demiş arkadaşımız. Bu konuda kendisine nasıl yaklaşılmalıdır? Konuşmayı denedik ama yapmayacağını belirtti demiş. Yani burada tabii şunu bilmiyoruz. İşe alınırken ne konuşuldu kendisiyle? Değil mi? Yani seni biz kazancı olarak alıyoruz. Kazan dairesinde kazanın operasyonundan sorumlusun. Eğitimin var, sertifikan var. Böyle konuşulduysa. Ama daha sonra tutup da ya kazan her an bakım gerektiren bir şey değil. Kazanın büyüklüğünü ve ne kadar göz önünde bulundurulması gerektiğini bilmediğim için, ama koca bir tesisin kazanıysa ve çok ciddi bir şey varsa, yani basınç, ısı vesaire gözetilmesi gerekiyorsa, o zaman orada durması, sesini bile dinlemesi gerekiyor olabilir. Böyle anlatıldıysa, ondan sonra da başka şeyler istendiyse yani nasıl disiplin uygulayacağız? Küstürmüşüz beyefendiyi. Ama eğer böyle alınmadıysa en baştan, hani bizim kazanımız elektronik, otomatik ve otomasyonla çok ciddi kendini koruyan bir kazan ama şu aralıklarda bakılması gerekiyor. İşte kontrol odasında da bir ekran var. Bir yerlerden daha görebiliyoruz biz kazanda ne olduğunu falan diye bir kazansa. Kendisine de kazan bu kadar, biz seni kazancı olarak işe alıyoruz ama yani bütün zamanını kazanın yanında geçirmen çok saçma olur. Ve başka işler de senden rica ediyoruz deniyorsa, o zaman ona uyum sağlaması lazım. Sözünü tutmuyor demektir. Kazandan kazana ve işeden alış yöntemine göre değişir. Ama beni alırsanız sırf kazancı olacaksın. Ben de şöyle bir hayal kurarım. Oh ben ne güzel orada otururum. Zaten bu işi biliyorum. Arada cep telefonundan oyunumu oynarım, telefonumu yaparım. Yani böyle düşük bir ücrete de eyvallah derim. Ama ben hayatımı böyle yaşamak istiyorum. O sözünüzü tutmanız lazım bana. Evet. Tutmadıysanız disiplin uygulamak veya bir yerlere çekmek çok zor. Ben hemen burada bir küçük ekleme yapayım yine işin hukuki tarafından. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi eğer bu çalışanı bir kazancı olarak, kazan görevlisi olarak aldıysak ve iş sözleşmesinde başlangıçta farklı işler yapacağını, farklı işlerde görevlendireceğimizi belirtmediysek, bu aslında sonradan bu çalışana diğer işleri vermek iş şartlarında esaslı değişiklik kapsamına gelir ki bu zaten 4857 sayılı iş kanununa göre de tanımlanmış bir düzenlemedir. Bu ek işleri verirken aslında çalışanla mutabık kalınması gerekir. Yani çalışanın iş sözleşmesinin, iş koşullarının değiştiğinin kendisine bildirilmesi gerekir. Çalışan için burada iki yol vardır. Bu şeyde bu değişikliği kabul edebilir. Kabul ettiği takdirde artık iş sözleşmesi değişmiştir. Bu diğer işleri yerine getirmek durumunda. Veya kabul etmeyebilir. Kabul etmediği takdirde ise yine burada iki seçenek var. Çalışan kabul etmeyip işten ayrılmayı tercih edebilir. İşten ayrılırsa tüm haklarını alır.
yasal haklarını. Kabul etmediği takdirde işverenin de hakkı vardır diyecek olursak, işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Ama tüm haklarını vermek kaydıyla yine. Ama burada sadece şunu özellikle belirtelim. Eğer çalışana böyle bir iş sözleşmesi koşullarında esaslı değişiklik kapsamında bir bildirim yapıldı. Tabii burada 6 günlük bir süre var. Çalışanın 6 gün içerisinde bunu kabul etmesi veya reddetmesi lazım. Reddettiği takdirde işveren iş sözleşmesini sona erdirebilir. Doğru. Ama sona erdirdikten sonra bu konu eğer hukuki sürece girerse, çalışanın gerçekten orada kazan dairesinde bulunmasının, sürekli bulunmasının gerekmediği ve çalışanın farklı işlerde yapabileceğinin ispat yükümlülüğü işverende olur. Yani dolayısıyla eğer çalışana bu değişikliği teklif ettiniz, çalışan bunu kabul etmedi. Tabii kabul etmedikten sonra da yine bir işverenin 6 günlük süresi var karar vermek için. Bu süre aşıldığı takdirde zaten açılacak hiçbir davayı işverenin kazanma şansı yok. Süreler çok kesin ve nettir. Özellikle işveren açısından bakıldığında çok kesin ve nettir. Örneğin 6 günlük bir süreniz var. Siz 6. gün değil de 7. gün çalışanın işine son verdiniz. Gerekçeniz ne olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, usulden zaten davayı kaybedersiniz direkt. Dolayısıyla çalışan bu esaslı değişikliği kabul etmediği takdirde biz iş sözleşmesine son vereceksek gerçekten bu kazanın, hani bazı kazanlar vardır sürekli başında durmak gerekir. Çalışana başka bir şey veremezsiniz. Bunları iyi analiz edip buna göre hareket ediyor olmak lazım. Ha, çalışan kabul ettikten sonra klasik işin disiplin tarafı, hukuki taraftaki uygulanabilecek her şeyi ilk baştan itibaren sözleşme koşullarında tanımlanmış gibi çalışan kabul ettiği takdirde uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi ben hemen diğer bir soruya geçiyorum. Ben bir şey anlatabilirim. Ha, yine bir örnek tabii, buyurun, buyurun Nuri Bey. Ben direkt şey yaptım ama. Bir ambalaj firması yabancıların satın aldığı, eski Türk ama yabancılar satın almış. Patronlar da beraber, yani ayrılmamışlar şeyden, o işletmenin yönetiminden. Beraber yönetiyorlar. Ve çok güzel bir işletme. Ve küçük yiyecek ambalajları yapıyorlar. Hassas ambalajlar bunlar. Birkaç kat ve renkli, çok renkli. Boyası, grafiği falan çok önemli ambalajlar. Şimdi bu işletmede davranış odaklı güvenlik yönetim sisteminin sonlarına doğru, proje bitmek üzere, insan kaynakları müdürü ya dedi oturup konuşabilir miyiz, bir derdim var dedi. Tabii dedim. Gittim yanına, dedi ki ya dedi XX kişi bizler dedi bobinler değişiyor dedi, ambalaj makinalarındaki ağır çelik bobinler var. Bu şeyi, baskı işini yürüten ebatları istenen ambalaja, siparişe göre farklı bunların kalınlıkları, ağırlıkları vesaire. Bu bobinleri değiştirme zorunlulukları var makinelerde. Şimdi bu bobinler değiştirilirken tam da böyle ağırlıkları bir insanın kaldırabileceğiyle kaldıramayacağı rakamlar arasında. İdeal olarak çoğunun iki kişi birden elleşlemesi gerekiyor. Ve biz o davranışla ilgili tabii analizler yapıyoruz. Nasıl yapalım, nasıl becerelim vesaire gibi. Ve mekanik olarak bunun elle yapılması gerekiyor o dönem için. Dedi ki bir arkadaşımız dedi, o kadar da iyi bir çocuk ki, yani ben aldım işe, çok iyi bir çocuk, buralı, çok disiplinli, hiçbir şeyi yok. Yani geç kalma, bir işi reddetme, çok çalışkan, çok verimli ama dedi o kadar çok kaza yaptı ki dedi son iki senedir. Biz dedi bu kişiyi atmak zorunda kalacağız dedi. Dedim ki çağırabilir misiniz? Ne demiştik? Yani bir şeyden şüpheleniyorsanız, üst üste yapılan bir emniyetsiz davranıştan mutlaka konuşun. Ne gibi bir sonuç bekliyor, ne oluyor orada? Yani o emniyetsiz davranıştan beklediği olumlu sonuç ne? Neden yırtıyor? Neden kurtarıyor? Neyi hallediyor? Çocuk geldi. Gerçekten müthiş efendi. Çok tatlı. Böyle nur yüzlü falan bir çocuk geldi. Konuşmaya başladık. Ben de sordum. Ya hayatın nasıl geçiyor diye başladık. Merdivenden düşmüş birkaç gün önce. İşte bileğini incitmiş. 5-6 kere bobin düşürmüş ayağına. Allah'tan ayakkabılarının şeylerine gelmiş. 1-2 günlük raporlar almış bunun sonucunda ama iyiye gitmiyor yani. Ve ben şey dedim, ya dedim araba kullanabiliyorsun. Abi dedi araba kullandım dedi, çok kaza yaptım bıraktım dedi. Aa, ne var burada? Tahmininiz ne Murat Bey? Psikometrik
verilerinde sorun var çocuğun. Onun doğuşuyla birlikte sorun mu? Neydi bizim psikometrik testlerde baktığımız? Periferel algı, yani yanal algımız, tepki süremiz, tepki kalitemiz acil durumlarda. Yani biz sakar deriz mesela, değil mi? Sakar der çıkarız. Halbuki sakar dediğimiz insanların psikometrik veriler ölçülebiliyor artık. Yani psikomotor yetenekleri diyelim. Psikomotor yetenekleri ölçülüyor. Bu çocuğu dedim, doğru dürüst de bir psikomotor yeteneği ölçen bir yer de yok. Burası Trakya'da bir şehir. Dedim ki sürücülerin gittiği, ağır vasıta sürücülerinin aldığı testi alsın gidip. Biz projemizi sürdürürken insan kaynakları müdüründen rapor geldi. Üstelik de bizim ülkemizde psikometrik test kaç kere düzeltildi herkes geçsin diye. Kızmasın bana bu alanı şey yapanlar, düzenleyenler. Yani eskiden ben hatırlıyorum bizim tanker sürücülerimizin başvuranların %6'sı 7'si geçemezlerdi ondan. Bir müddet sonra kalan olmamaya başladı. Dolayısıyla biraz o alan çok yumuşatıldı. Fakat o kaldı o testten. Neden kaldı? Bir gözüyle ilgili bir not hatırlıyorum. Bir gözünde bir görme sorunu ve bir ciddi bir tepki süresi ve tepki kalitesi sorunu var arkadaşımızda. Yani onun suçu değil bu. Oturduk, konuştuk, devam ettik. Dedi ki bu kız çocuğu kaybetmeyin. Çalışkan, iyi niyetli ama elinden gelmiyor. Yani tepki süresi ve tepki kalitesi doğuştan. Yani nasıl geliştirilebilir? Onu psikologlara bırakıyorum. Orada da bir takım şeyler yapmaya çalıştılar ama ben takip etmedim. Yani iyi dinlemek lazım o arkadaşları. Anlamak lazım ve o veriler geldikten sonra anladılar. Onu orada çalıştırmamaları gerekiyor. Daha hafif bir işe verdiler ve iyi izlemeye başladılar. Kendisiyle de bu konuda konuşuldu. Kendisi de farkına varınca sorunun ne olduğunu. İlk amiriyle de kurduğu ilişki çok daha iyi seyretti. Ama ne yapıyordur şimdi inanın bilmiyorum. Fakat göndermediler. Onu kazandılar. İyi bir firmaydı. Hala da çok iyi bir firma. Teşekkürler Nurbey. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Gerçi bilmiyorum bu biraz daha farklı bir şey gibi ama disiplinle de arkadaşımız biraz bağdaştırmış. Hocam şu an pandemiden dolayı bir takım kurallar var ve bunlardan bazıları işverene bırakılıyor. Örneğin aşı tamamlanmamış kişilere test zorunluluğu geldi. Biliyorsunuz Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay başında yayınlanan bir talimat, bir emir vardı. Biz bununla ilgili de aslında 2 hafta önce bir seminer düzenledik ve burada aslında hem Çalışma Genel Müdürü hem bir hukukçumuz hem de bir doktor hocamız biraz bunları açıklık getirmeye çalıştılar. Şimdi burada tekrar arkadaşımız sormuş. Aşı tamamlanmamış kişilere test zorunluluğu geldi. Bu kural işverene mi onun uygulama disiplinine bırakılmış görünüyor. Çünkü bu yayınlanan Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan talimat veya emir diyeyim şeydeki haliyle, yazıdaki haliyle işveren isteyebilir diyor. Yani isteyecektir demiyor. Burada bir sorun görüyor musunuz? Şu an birçok işletmede bu durum ya uygulanmıyor ya da uygulama disiplini çok az demiş. Bu konuda bir problem görüyor musunuz demiş. Arkadaşımız çok güzel ve damar bir soru sormuş. Hı-hı. Ve bu aralarda çok gündemde olan bir mesele. Ben yurt dışına bakıyorum birazcık, seyrediyorum. Yani mesela Amerika, Anglo-Sakson kültürlerde ya kesip atıyorlar bu konuyu. Gitgide kesip atıyorlar. Yani korkarım ki aşı olmadan artık belli sektörlerde zaten çalışamıyorsunuz. Evet. Yani uçak ve havacılık bitti. O devir kapandı. Herkes aşılı olmak zorunda. Yani evet. Amerika'da. Bizde de herhalde öyle değil mi? Yani sonuçta siz aşı evet. olmamış personelin olduğu bir uçağa binmek ister misiniz? İstemeyiz tabii ki. Ben istemem. Dolayısıyla bu yayılacak biraz galiba sabırlı olmak gerekiyor. O zamana kadar ben inanın ben de ne yapılacağını çok iyi bilmiyorum. Hemen ben burada bir küçük değerlendirme. Daha iyi cevaplarsınız bu soruyu. Şimdi aslında iş sağlığı güvenliği kapsamındaki işverenin inisiyatifine bırakılan her şey aslında işveren tarafında şöyle bir şey var. Sen kendi iş yerindeki risk durumunu kontrol et ve eğer risk görüyorsan bununla ilgili önlemi al demek aslında. Evet. Yani bu işveren yapabilir derken işte Çalışma Genel Müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı şunu demiş oluyor.
Tamam, ben iş yerine geldiğimde bir denetim yaptığım takdirde bunu bir eksiklik olarak görmeyeceğim. Yani sana bir ceza kesmeyeceğim diyor. Ama sen kendi iş yerine bak ve gerekliliğine kendin karar ver ve gerekiyorsa bunu yap. Şimdi buraya kadar bir problem yok. İşveren ister yapar ister yapmaz. Ancak hemen şunu ekleyeyim. İşveren aynı zamanda iş yerindeki diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini de gözetmek zorundadır. Bir iş yerinde. Dolayısıyla eğer bir COVID'li bir kişi iş yerine gelir, eğer aşısını takip etmiyorsak, PCR testini takip etmiyorsak, bir başka çalışana bunu bulaştırır ve bu diğer çalışan bundan dolayı zarar görür, hayatını kaybederse ve iş hukuki sürece girdiği takdirde işveren bu seçimlik hakkını kullanmadığı için, yani iş yerinde var olan bir riske ilişkin kamunun vermiş olduğu seçimlik hakkını kullanmadığı için neden kullanmadın, neden bunu yapmadın sorusuna cevap vermesi lazım. Cevap veremediği takdirde de hukuki açıdan gerek tazminat hukuku, yani Türk Borçlar Kanunu, hem de gerekse Türk Ceza Kanunu bakımından sorumlu ve kusurlu olacaktır. Bu dediğiniz bölümü böyle siz konuşurken çekip çalışanlara göstermek lazım filmi. Yani dolayısıyla bunu yani arkada İstanbul Sanayi Odası, çok güzel, çok güzel anlattınız gerçekten. Bu şekilde dikkat etmek lazım. Yoksa yani şu an, şunu sorabilirsiniz. Ya gerçekten bu kişiden dolayı bir hani hastalığı, virüsü bu kişiden aldı mı almadı mı sorusunun cevabı da aslında şu anda Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu HES uygulaması bunun çok net bir ispat yükümlülüğü. Yani çünkü şu anda eğer çalışıp bu kişinin, zarar gören kişinin çevresinde, ailesinde, yakın temasta olduğu kişilerde hastalık olan, o an aktif hastalık olan virüs alabileceği başka bir kaynak yoksa aslında otomatikman iş yerinden aldığının da kanıtı olacaktır. Tabii bunlar şu anda gündeme gelmiyor ama hukukçular tarafında, benim çok fazla tanıdığım hukukçu var, çok fazla konuşuyoruz. Herkesin şu anda konsantre olduğu noktalardan bir tanesi bu. Yani sonradan bu iş bir iş kazası veya meslek hastalığı, yani sağlıkçılar için meslek hastalığı, diğer çalışanlar için iş kazası olarak değerlendirilebilir mi? Burada ne olabilir konusu gerçekten hukukçuların ilgi alanına girmiş durumda. Bu hastalık bittikten sonra bunlar önümüze tekrar gelecektir. Çünkü biliyorsunuz iş kazası ve meslek hastalıklarında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak unsurlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Ben kendi adıma yararlandım. Hem de benim sunumumu kanuni açıdan çok güzel çerçevelediniz. Uyarılar yaptınız ve deneyimlerinizi paylaştınız. Eksik olmayın. Teşekkürler. İman ettiysek affola. Umarım kardeşlerimiz için faydalı oluyordur. Var mı başka soru Nihat Bey? Var. Şimdi bir başka arkadaşımız, teşvik mi ceza mı daha etkilidir? Yoksa ikisinin de yeri ayrı mıdır demiş. Yani sunumda da belirttiğimiz gibi teşviki çok güzel kullanmış. Çok kibar bir arkadaşımız belli ki. Teşvik nasıl oluyor? Şimdi birisi çıkıp size herkesin önünde. Ya Nuri Bey, siz şu alanda, şu işte şöyle bir şey yaptınız. Biz sizi tebrik ederiz. Sizi gördük. Harikasınız. Yani sizinle gurur duyuyoruz derse bu bir teşviktir. Hiç paraya falan da gerek yok. Ve bizim çalışanlarımız, ülkemiz, vatandaşlarımız bu tip teşviğe açlar. Aç. Hiç kimse beğenmiyor. Hiç kimsenin sırtına şöyle bir dokunmuyor. Yani böyle çok, nasıl diyeyim, bunun faydalarını da bilmiyoruz. Şimdi modern davranış odaklı güvenlik yöntemlerinin içi artık teşvikle dolu. Yani mesela eskiden biz anlatırken 1990'ların sonunda ilk başladığımızda ASA diye bir sistem vardı. İngiliz madencilik sektöründen gelen Bruce Staley diye bir beyefendiden eğitici eğitimini almıştık. O zamanki davranış odaklı güvenlik yönetim sistemleri. Orada gör davranışı, olumsuz davranışı gör, konuş ve geri bildirim verdi. Yeni davranış odaklı güvenlik yönetim projelerinde şu anda bizim de yaptıklarımız var. Bulgularınızın %60 ila 80'i olumlu davranışları bul, konuş ve öv olarak devam ediyor. Niye dünya değişiyor bu alanda? Çünkü sadece olumsuz davranışlara odaklanan bir geri bildirim programının
olumsuz bir hava yarattığını artık biliyoruz. Ve teşvik anlamında olumlu güvenli davranışı gör, tescil et, yaz bir kenara ve öv bireyi dediğimiz davranış arttıkça organizasyon çok daha fazla uyum sağlıyor. Yani bunu şimdi anlatacak belki çok şeyim yok. Belki Alparslan Bey fırsat bulur anlatır. Olumlu bir geri bildirim programı şirkette olumsuz bir geri bildirim programı kadar belki daha fazla iş sağlığı, iş güvenliği uyumu sağlıyor. Yeni programlar böyle. Bunların arkasında bilim adamları var. Yine Scott Gerard var, Tom Krause var. Yani bunları söyleyen insanlar bir sürü ölçümlerden sonra bunu söylüyorlar. İstatistiklerden, matematikle birleştirdiklerinde bu kalitatif veriyi. Bunlar ortaya çıkıyor. Biz de deneyimliyoruz. Israrla kurduğumuz yerlerde de eğitimlerini verirken ve arkasında tabii ki bilgisayar programı dönüyor. Soruyor bilgisayar programı size. Kaç tane olumlu görüşme yaptın? %60'ın altında kalırsa örümcek ağ çıkıyor yöneticinin önüne. Olumlu geri bildirimlerde geridesin diyor. Yani olumlu geri bildirim, teşvik. Bana sorarsanız benim fikrim altın kuralların olmadığı, yani sıfır tolerans şeylerin net olmadığı bir işletmede çok iyi bir araçtır. Ha, hem altın kurallarınız var, neyin cezalandırılacağı belli, eğitime verilmiş, anlatılmış, herkes belli bir şekilde uyum sağlamış. Hem teşvik programımız var, işte harika bir kokteyl, alkolsüz diyelim. Yani harika bir meyve kokteyli. Hata yapmayalım. Bir başka soruda, disiplin komitesi üyeleri kimlerden seçilmeli? Standartta bir sayı var mıdır? Nefis bir soru. Bir kere iş sağlığı, iş güvenliği, işte konumuz disiplin komitesi içinde mutlaka iş sağlığı, iş güvenliği müdürü, sorumlusu, neyse artık uzmanı mutlaka bulunmalı. Eğer ortak sağlık güvenlik biriminden alıyorsanız da bulunmalı. Onları da ne olursunuz yukarı kaldırın. Yani o insanlar söz verdiğinizde, iyi davranınızda harika insanlar. Yani birazcık öyle bir ayrım var. Ortak sağlık güvenlik biriminden sizin için çalışmaya gelen anlaşmalı iş güvenliği uzmanının, iş yeri hekiminin mutlaka ben disiplin komitelerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sendika temsilcisinin olması gerekiyor. Zaten sendikalarla yaptığımız anlaşmalardan dolayı öyle varsa sendika. Ve nihayet insan kaynakları müdürünün mutlaka olması gerekiyor. Ve yani teknik üretimden teknik anlamda sorumlu, konu İSG ise teknik anlamda sorumlu en üst düzey yöneticinde olması gerekiyor. Disiplin komitesi ender toplanmalı. Ender toplanmalı ama toplandığında müthiş etkili karar alabilecek bir yuvarlak masa olmalı. Yani bir kişi de diğerleri tahakküm altına almamalı. Kral Arthur'un masası gibidir disiplin komitesi. Yuvarlaktır. Yani orada görevlerimiz birbirimizden üstün olabilir ama herkesin söz hakkı eşittir. Hatta o komitenin eğer bir şeyi varsa, sekreter diyelim, başkan demeyelim, bir sekreteri varsa, hani sendikanın sekreteri olur ya, veya sol partilerde sekreter olur. O sekreter herkesi konuşturur. Hiç konuşmuyorsa bile konuşturur. Çekinmesi olanları da konuşturur. Herkesin fikrini alır. Karar oylamayla alınır. Oylamayla alınır. Eğer bir kişi reddediyorsa belli alanda bir oy vermeyi, kendisine mutlaka sorulur. Yani neden böyle düşünüyorsun, açıklar mısın? 3'e 4 ise, 5'e 4 ise, değil mi? Mutlaka o grubun bir daha toplanması lazım. Bir düşünüp, sakin kalıp tekrar toplanması lazım. Yani büyük çoğunluk ve tam çoğunlukla karar alınmasını tavsiye ederiz. Evet. Bunlar komitenin prensipleri ama tabii yazmak gerekiyor. Bunları yazıyoruz ve disiplin komitesinin nasıl çalışacağının prosedürü oluyor. Herkes altına imza atıyor ve ondan sonra tabii ki komiteyi topluyoruz. Teşekkürler Nuri Bey. Şimdi bakıyorum. Nuri Bey, bahsettiğiniz kişi örneği üst düzey yönetici ve aykırı davranıştan vazgeçmiyorsa nasıl ırma doğru yönlendireceğiz demiş. Şimdi yine alameti farikada ne var? O üst düzey yöneticinin öyle davrandığı büyük ihtimalle biliniyordur. Diğer üst düzey yöneticiler tarafından. Değil mi? Ama izin veriliyor demek ki. Belli özellikleri vardır. O belli özellikleri, demin dedik ya, zor insanlar üstün yeteneklerini
bazı zorluklarla teraziye koyar ve varoluşlarını o şekilde oluştururlar. Biraz psikolojinin alanı. Kendisiyle konuşmanızı tavsiye ederim. Ben olsam şöyle konuşurum. Murat Bey, benim görevim burada bunları yapmak. Amacı da şu olayların olmasını engellemek. Zaten biliyorsunuz. Dünyaya da bakınca bizim sektörümüzde elimizdeki matematik bu. Bu kadar saat böyle işler yapıldığında bu kadar kaza oluyor. Böyle ölümler, yaralanmalar oluyor. Sonucunda da bu insanlar, aileleri korkunç durumlara düşüyorlar. Mağlul kaldıklarında korkunç durumlara düşüyorlar. Aileleri korkunç durumlara düşüyorlar. İşleri devam etmiyor. Ben bunların olmasını istemiyorum. Siz de istemiyorsunuz eminim. Ve bunlar işin yapılışının doğal bir süreci değildir. Şu kanun, bu kanun, bu kanun, bu kanun da var. Ve bunlar da hem sizi hem beni hem bütün yönetim ekibini ve ilk amirleri de etkiliyor. Ve cezası var bunların. Dolayısıyla sizden rica ediyorum. Beni destekleyin. Mantıksız bulduğunuzda istediğim bir şeyi benimle konuşun. Ben size sebebini anlatayım. Veya geldiği yeri söyleyeyim. Bu ilk konuşmadan sonra da ona şunu tavsiye ederim. Yani 3 günlük yönetici eğitimleri var. En basit. IOS Managing Safely. Normalde İngiltere'de 4,5 gün. Bazı şirketler çıktılar onu 2 gün yapmaya başladılar. Hatta 1 gün yapanlar var. Aman ne olur dikkat. Minimum 3 günü onayladı IOS Türkiye'de. 3 gün yöneticilere iş sağlığı, iş güvenliği neden yönetmek lazım? Nasıl yönetilir? Temel risk değerlendirme, temel tehlike belirleme, temel mesaj verme, temel toplantı yönetimi öğretiliyor üst düzey yöneticilere. Ve İngiltere'de çoğu Avrupa ülkesinde ve tabii ki Amerika'da OSHA 30 gibi yönetici eğitimleri var. Yani en az 30 saat bu eğitimi alman lazım. Almak zorundasın. Bizde öyle bir mecburiyet yok. Yani yöneticilere biz normal herkese verdiğimiz 1 gün, 1,5 gün ve 2 günlük temel İSG eğitimlerini vermekle yükümlüyüz. Ama yurt dışında öyle değil. Zorundalar. Tek başlarına kaydolup seyrederek almak zorundalar. Bu eğitimleri almalarını teşvik etmemiz lazım. Yine de bir şey olmuyorsa ve değerli arkadaşımın işlerinin büyük çoğunluğuna ket vuruyorsa, engel oluyorsa ben o iş yerinden ayrılıp başka bir yerde çalışmasını tavsiye ederim. Eğer düzeltilebilecek bir parçacık umudu varsa inat etmeye, dayanmaya devam etsin. Her gün bir adım. Haftada bir adım attırsın. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka konuşmak, iletişim. İletişimden başka hiçbir yol yok ama eleştiri yok. Eleştiri değil, yardım istemek. Duygularınızı anlatmak. Psikolojik meselelerde de öyle değil mi arkadaşlar? Derdini söylemeyen derman bulamaz deriz. Hani onu böyle bir çok yukarıda biri olarak görmeyin yönetici. Vardır bir sebebi. Yukarıdan besleniyordur. Nereden besleniyor bunun bu tavrı? Bunu anlamaya çalışın. Belki en üstteki patronla dertleşin çözemezseniz. Patronun yanına gidin. Patron değil. Aynı şeyleri söyleyin. Bu insanların karşısına çıkmaktan korkmayın. Ülkemizde bir de şu var. Genç kardeşlerimiz üst düzey yöneticilerle konuşmaktan çok çekiniyorlar. Çekinmeyin kardeşim. Çekinmeyiniz lütfen. O çekinmeyi ortadan kaldıranlar, orada hata da yapsanız bir iki sefer, hani söylersiniz ben ilk defa sizin karşınıza geliyorum veya ikinci defa karşınıza geliyorum, gerçekten sizinle konuşmaya ihtiyacım var derseniz, aklı başında bir ticaret insanı, bir teknik insan hayır demez. Bu konuşmayı yapın. Çok da ama enflasyonu olmamalı bunun. Yani bu konuşmaları yaptığınızda 30 tane mesele götürmeyin. 3 mesele en fazla. Bir keresinde 3 mesele götürün. En önemlisini çözmeye çalışın. Ne boş kurslarımızda anlatıyoruz. Mutlaka mali olarak neye mal oluyor? Ne gibi kazançlar bize sağlayacak? Üretimin diğer alanlarında, kapasite kullanımında, kaliteyi arttırmada da faydalar sağlayacak bir proje. Bir insan meselesi vesaire. Ama 1, 2, 3 meseleyle gidin, konuşun. Bunu 3 ayda bir mutlaka yapın. Eğer performans yönetimi sistemi varsa şirketinizde, o üst düzey yöneticiyle konuşma şansınız varsa, o daha da güzel. Teşekkürler Nuri Bey. Şimdi arkadaşlarımız bu kitabın ismini soruyorlar. Chat ekranından siz yazarsanız, biraz önce benim
Chat ekranından mı yazıyorum? Evet, chatten yazını açtım şu anda. Bir soru var. Onu isterseniz ben biraz önceki sorunun cevabı gibi, devamı gibi o IŞK alanındaki şeyin. Buna birkaç cümle söyleyeyim. Arkadaşlar kitabın ismini yazsın. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi halinde işveren için hak nedeniyle fisi hakkı doğabilmektedir. Arkadaşımız biraz önceki söylediğimiz iş kanunu 25.2 maddesini söylemiş. Bu maddenin varlığına istinaden işten çıkarma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Ben hemen burada küçük bir şey yapayım. Ben cevaplamaya çalışayım bunu. Tabii bu madde iş kanunu 25.2 maddesi işverene direkt bir ihlal halinde iş sağlığı güvenliği açısından ihlal halinde direkt fesih hakkı veriyor. Ancak bunu direkt fesih hakkı gibi görmemek lazım. Tabii burada hemen şunu söylemek lazım. Ve hep seminerin başından beri Nuri Bey'in de söylediği gibi artık yeni dönemde, yeni yaklaşımda öncelikli olarak teşvik uygulamaları öne çıkıyor olması lazım. Yani disiplin ikinci aşamada. Ardından disiplin uygulamalarında da aslında çalışanın iş sözleşmesinin feshedilmesi en son çare olarak düşünülmesi lazım. Ki bu noktaya geldiğimiz takdirde bu sefer de şunu düşünmemiz lazım. Tamam, iş kanununun 25.2 maddesi bunu söylüyor ama bunun hemen bir öncesindeki I maddesi de der ki işçinin kendisine verilen görevi yapmamakta ısrar etmesi der. Hatta hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi der. Bu ikisini bir bütün olarak değerlendiriyor olmamız lazım. Yani bir ihlali tespit ettik. Ha, 25.2 maddesi bana bu hakkı vermiş. Çat, iş sözleşmesini feshediyorum diyemeyiz. Bunu dediğimiz takdirde davayı kaybederiz. Çok açık ve net. Dolayısıyla bir önceki maddede olduğu gibi ısrar, yani kendisine hatırlatıldığı halde ısrar etmesi kısmını da dikkate alarak çalışanı birkaç defa uyardıktan sonra, ama yine aynı şeyi söyleyeceğim diğer bir soruda söylediğim gibi, tüm çalışanlara eşit davranmak gerekiyor. Dolayısıyla burada tüm çalışanlara eşit davranma ilkesini de şey yaparak bunu, bu hakkı kullanabiliriz. Ama dediğim gibi ilkinde kullanmak problem, bir önceki maddeyle birlikte değerlendiriyor olmamız lazım. Bilmiyorum Nur Bey, sizin burada ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, yok. Yani bu konu gerçekten sizin gerçekten çok iyi olduğunuz, derinleştiğiniz bir alan. Ben, bana burada hiç konuşmasam daha iyi olur. Teşekkürler. Neye bakarak demiş bir iki arkadaşımız, bu örümcek ağında neye bakarsak doğru iş yaptığımızdan emin oluruz demiş. Gördünüz mü o soruyu, bilmiyorum. Yani ben o kadar çok soru var ki ben şu anda ilerleyerek bakmaya çalışıyorum. Zaten evet. İsterseniz buyurun, gördüğünüz eğer dikkat çekici bir şey varsa. Bir dakika. Hemen burada şeyi söyleyeyim. Chat ekranından bir arkadaşımız şey yazmış. 6000 mi diye. İş kanunu 25.2 maddesindeki hakkın kullanım süresi toplam 6 gündür. Yani siz tespit ettiğiniz andan itibaren tüm işlemi sonuçlandırmak için çalışanın ifadesinin alınması, savunmasının alınması, ne yapılacaksa tüm işlemlerin sonuçlanması için 6 günlük bir süre var. Bunu da hatırlatmış olayım. Bir arkadaşımız burada yazmış tekrar. Buyurun Nur Bey, sizin dikkatiniz. Sürecan Tıkır hanımefendi sormuş. Örnek olarak anlattığınız bireysel radar chart oluşturulurken boyutlar neler olmalı demiş. Gonca Hanım da ona katılmış, Gonca Ölçer'de. Ben elimdeki şeyi hazırladım. İzin verirseniz göstereyim. Tabii ki, buyurun. Bizim davranış odaklı güvenlik yönetimi projelerinde software'imiz, yani yazılım, arkada dönen yazılım. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şunları gösteriyor. Bir saniye. Şimdi biz, bakın burada kırmızı bölgeye yaklaşmaması lazım projenin. Nelere dikkat ediyoruz? Yönetici ve süpervizörlerimizi eğittik mi DOGİP projesinde? Çalışan katılımı ne durumda? Yeşilde. Bunun tabii rakamları var software'de. O rakamlara ulaşıp ulaşmadığımıza bakıyor. Kırmızı kritik. İyileştirmeye ihtiyaç var, sarılar. Yeşil aralık dahilinde ve bizim Behavioral Science Technologies ortağımız, Amerikalı Alman ortağımızın uluslararası standartlarına, benchmark'a göre bile iyi. Yani orada tabii rakamlar şeyi besliyor. Yazılımı besliyor. O rakamlar biraz oradan geliyor. Gözlem ve geri bildirimlerin kalitesi. Çünkü ne oluyor?
emniyet gözlemlerini çok zorladığınızda, senelik hedefi yakalayalım dediğinizde, bu sefer sene sonuna kadar etrafındaki kabloya, masaya falan filan bir şeylere bakıp o kartlar, bir şeyler dolduruluyor, programa giriliyor. Kalitesiz bir sürü gözlem, çok gözlem var. Kaza azalması öyle değil. Yaralanmaların azalması, hastalıkların azalması öyle gitmiyor. O zaman gözlem kalitesi bir sorun var demektir. Gözlem kalitesini de genellikle bu işten anlayan bireyler notluyorlar. Bir veya iki kişi bunları notluyor. İnsanlar iPad'lerinden, tabletlerden, telefonlarından veya bilgisayarlarından girebiliyorlar. Girdikten sonra onun notlanması için bir zaman ayrılması gerekiyor. Tabii ki temas sayısı çok önemli. Yani kaç tane yapıyoruz? Emniyetli, emniyetsiz davranışları tespit ettiğimiz kaç temas yapıyoruz? Bakın bu şirkette kalite çok yüksek, temas sayısı az. Demek ki o konuşmalar biraz uzun sürüyor. Kaliteden azıcık feragat edip temas sayısını arttırmamız lazım. Koçluk demek yeni temas yapacak kişilerin, amacımız herkesin birbiriyle temas etmesi ya, bu insanlara koçluk biraz sarıya yaklaşmış. Kaldırılan engeller, emniyetli davranışın önündeki zor veya imkansız engellerin bariyer kaldırma takımları kuruyoruz. Yani bunlar Kaizen, Gemba ve mühendislik yöntemlerini de bilen üst düzey gruplar oluyor. 3-4 ayda bir toplanıyorlar. Emniyetli davranışın önünde engeller varsa bunu çeşitli mühendislik yöntemleri veyahut da beceremiyorlarsa, yatırımla falan beceremiyorlarsa riski düşürecek neler yapabiliriz diye işçi görev veriyor orta kademe ve üst kademeye, bunu çözün diye görev vermiş oluyor. Ve gözlemci eğitiminin sıklığı. Bunlar bizim özellikle davranış odaklı güvenlik yönetiminde bilgisayar programı destekli olarak ve kıyaslamalı olarak baktığımız veriler. Bu veriler iyi gelmezse DOGİ programımız iyi gitmiyordur veyahut da denetim programımız iyi gitmiyordur diye düşünebilirsiniz. Teşekkür ediyorum Nuri Bey. Tabii süremizin sonuna geldik. Sorular, çok fazla soru var. Fakat şu anda artık süremizin sonuna geldiğimiz için burada tamamlayalım istiyorum. Bu süreçte Nuri Bey'le başladık. Önümüzdeki hafta Alparslan Bey'le davranış odaklı İSG bilincini, aslında iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği bilinci eğitimi dedik. Ve bu paketin içerisinde bir şey oluşturduk. Önümüzdeki haftada yine bir başka alanda konuşmacımızla davranış odaklı İSG bilinci konusunu ele alıyor olacağız. Tüm katılımcılarımızı buna da bekleriz yine. Pek çok arkadaşımız şey diye yazmış, geçmiş dönemde yapılan seminerlerin kayıtlarına nasıl ulaşabiliriz diye. Ben biraz önce yazmıştım soru cevap kısmında da. Burada da tekrar belirteyim, İstanbul Sanayi Odası YouTube hesabında konuşmacılarımızın onayları doğrultusunda biz geçmişteki düzenlemiş olduğumuz seminerleri, onay veren konuşmacılarımızın seminerlerini yayınlamış durumdayız. Buradan da ben onaylıyorum. Lütfen kaydı rahatlıkla, burada da sözlü olarak kanıtınız olsun, yayınlayabilirsiniz. Tamam, sizinle zaten daha önce de konuşmuştuk, bu yönde açık olduğunuzu zaten özellikle belirtmiştiniz. Dolayısıyla İstanbul Sanayi Odası YouTube hesabında iş sağlığı güvenliği başlığı altında geçmişte düzenlediğimiz seminerleri görüntüleyebilirsiniz. Ben Nuri Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destek için. 2 hafta sonra yine bir arada olacağız ama tekrar o zamana kadar tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğim. Tüm katılımcılarımıza da, izleyicilerimize de yine çok çok teşekkür ediyorum. Nuri Bey, buyurun, son sözünüz varsa. Sağ olun. Çok harika, gerçekten çok faydalı oldu. İstanbul Sanayi Odası'na ama özellikle size çok teşekkürler. Çünkü Sanayi Odası'nı da bütün Sanayi Odası üst düzey yönetimi de gözünde çok kıymetli. Onun ne söylediği üst düzey yönetimin ve firma sahiplerinin gözünde o kadar kıymetli ki, umuyorum onlar da bu kayıtlarımızı dinleme şansına sahip olurlar. Ben çok teşekkür ederim konuşma fırsatı verdiğiniz için. Değerli meslektaşlarım, pes etmek yok. Her türlü zorluğa rağmen, her türlü olumsuz koşula rağmen ben eminim ki en iyi şekilde mesleklerinizi icra ediyorsunuz. Sizlere başarılar dilerim. Sürçülisan ettiysem affola. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.